Bismillahirrahmanirrahim. A'ıf-ı İlahiyat Arapça 1 Bölüm 6. Bölüm 6 içerisinde 4 farklı alt başlık yer almaktadır. Şimdi bunları sırayla görelim. Mukaddimetun yani giriş. Kendilerinden sonra gelen ismi işaret yoluyla belirten sözcüklere işaret sıfatları. Arapçada işaret isimleri denmektedir. Demek ki işaret sıfatları ile işaret isimleri aynı şeydir. Yani işaret sıfatı diye sorulduğunda veya işaret ismi diye sorulduğunda aynı şeyi anlamamız gerekiyor. İşaret sıfatları diye adıyla işaret isimleri Arapçada tekil, ikil, çoğul ve müzekker müennes olarak ayrılmaktadır. Ona göre değişmektedir. Buna dikkat edeceğiz. Birazdan onlar gelecek zaten. El elbum, albüm. Fatime tu ve Selma, Fatma ve Selma adlı iki bayan zemiletani arkadaştırlar. Minel külliyeti fakülteden. Vel ane şu anda tenzurani, o ikisi bakıyor. Maen birlikte. İlel elbumi, İkisi de albüme doğru bakıyor. Selma diyor ki merhaben ya Fatimetu, merhaba Fatma, keyfel hal, nasılsın? Fatimetu, Fatma şöyle cevap veriyor. Ene bi hayrin, ben iyiyim, şükran, teşekkürler. Ve enti, ya sen nasılsın? Selma diyor ki ene bi hayrin, eyvan, aynı şekilde ben de iyiyim. Ma hada, bu nedir? Ma nedir? Hada bu. Her ma nedir manasına gelmez. Buradaki soru manasında olan ma'dır. Fatimetu, Fatma diyor ki hada bu elbum, albümdür. Hada mübteda, el elbum sadece elbum haberdir arkadaşlar. İsim cümlesi. Elbumi, benim albümüm. Mütekellim yazdı. Fihi onda vardır, suverun resimler, fihi haber, car mecrur şibih cümle olduğundan, haber burada şibih cümle olduğundan müptedadan önce gelmiştir. Mukaddem haber diyoruz buna, yani öne geçmiş haber. Suverun ise müahhar müpteda, yani tehir edilmiş, sona bırakılmış müpteda demek oluyor bu. Fihi onda vardır, yani albümün içerisinde vardır, ne vardır? Suverun resimler vardır, suratun müfret. Suverun cemi mükesser arkadaşlar, kırık çoğuldur. Resimler vardır, kesiratun pek çok. Şimdi suverun kelimesi veyre akıl bir cemidir. Doğru değil mi? Resimlerde akıl yok ve cemidir bu. Madem ki cemi mükesserin veyre akıl kısmıdır bu, öylesi buna müfret müennes hükmü yapılacak. Bu yüzden onun sıfatı, yani onunla ilişkili kelime müfret ve müennes gelmiştir. Kesira müfrettir. Sonunda T de var. Müennes olduğunu göstermektedir. Müfret müennes gelmiştir. Önceki ünitelere bir ilişki olsun diye bunun ayrıntısına girmiş oldum. Selma diyor ki elbum ki albümün mü? Elbumu ki. Kef harfine esle verin. Bir bayana hitaben cümle kurulduğundan. Elbum ki albümün mü? Men kim ha ulay şunlar fi hadi surati, şu resimdekiler de kim? Men kimdir ha ulay şunlar, neredeki şunlar? Fi hadi surati, şu resimdeki, şu resmin içerisinde yer alan kişiler de kimdir? Fatimetu ha ulay şunlar ekaribi, benim akrabalarım. Ve aileti, ve benim ailemdir. Sonunda mütekellim yası var, benim manasına gelen. Selma diyor ki men hadihi, peki şu kimdir? Fatimetu, Fatma diyor ki hadihi, şu da uhti, benim kız kardeşimdir. Şimdi burada dikkat ediyorsanız bazen hada diyor şurada olduğu gibi, bazen ise hadihi diyor şurada olduğu gibi. Bu işaret edilen şeyin müennes mi müzekker mi olduğuna bağlı olarak değişiyor. Yani kafamıza göre hadihi veya kafamıza göre hada diyemiyoruz. Bunu ardına gelen kelimeye bağlı olarak seçmekteyiz.
Mesela burada hâdâ demiş. Çünkü hâdâ'dan sonra gelen kelime müzekkerdir. Bu yüzden hâdâ demiş. Yani hâzâ nokta nokta dese aşağıdaki şıklardan hangisi hâzâ'dan sonra getirilir? Gidip oraya bir müennes kelime getiremezsin. Müzekker getireceksin. Şurada olduğu gibi hâdihi yazsa ve nokta 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 aşağıdaki şıklardan hangisi noktalı yere uyumludur? Hangisi gelmelidir? Gidip müzekker kelime getirmeyeceksin. Uhti de olduğu gibi müennes getireceksin. Uhti'nin neresi müennes? Kız kardeş demek. Kız kardeş müzekker değildir yani müennestir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Birazdan bu konu gelecek zaten. Sen men hadihi demiş en son okuduğumuz cümlede. Men hadihi şu kimdir derken bir erkeğe işaret etmemiştir. Bir bayana hitaben şu kimdir demiştir. Çünkü hadihi demiş yani. Fatımetu Fatma cevap vermiş. Hadihi o yani şu senin gösterdiğin ki uhti benim kız kardeşimdir. Huna burada hiye o sagiratun küçüktür. Burada yani o resimde gördüğün esnada resim çekildiği esnada nedir? Küçüktür. Selma diyor ki men hada peki şu kimdir? Şu an kimi işaret ettin? Bir erkeği çünkü hada demiş. Hadihi değil. Hada dediğine göre bir erkeği soruyor. Hadihi dediğine göre bir bayanı soruyor. Fatimetu Fatma cevap verir. Hada şu var ya senin işaret ettiğin kişi ammi benim amcamdır. Ve hadihi şu da zevcetuhu onun eşidir. Amcasının karısıdır. Hadani şu ikisi o ikisi yeskunan oturuyorlar fi Almanya onlar Almanya'da oturuyorlar. Yeskunan oturuyorlar o ikisi nerede oturuyorlar? Almanya'da. Selma diyor ki eyne nerede enti sen neredesin fi hadihi surati şu resimde şu resmin içerisinde sen neredesin? Fatımetu ene ben fir ravbati huna burada ravzadayım diyor. Ravza kreş demek. Ravzadayım. Ene ben fir ravbati kreşteyim huna burada. Ve tilke şura el fetatu şu genç kız da muallimetuna öğretmenimizdir. Şu kız da bizim öğretmenimizdir. Tilke şu demek. Tıpkı hada, hadihi gibi bu da ne? Bir ismi işarettir. Tilkel fetatu. Tilkeden sonra ne gelmiş? El fetatu. Kız kelimesi gelmiş değil mi? Kız manasında kelime gelmiş. Demek ki tilke nedir? Müennestir. Aynı zamanda bunların müfret olduğuna da dikkat etmeniz gerekir. Ardından yani el fetatu gelmiş. Fetatani gibi tesniye bir kelime gelmemiş. Hadihi de uhti gelmiş değil mi? Tek kişi. Hadada da tek kişi geliyor. Tek madde geliyor. İki tane değil. Yani bunlar tekil arkadaşlar aynı zamanda. Tilke el fetatu şu kız da muallimetuna bizim öğretmenimizdir. Selma diyor ki enti sen mahbubetun kesiratun fi suveri rabati. Mahbube sevimli. Burada şirin demiş yani aynı şey. Enti sen mahbubetun şirinsin. Kesiratun hem de çok yani çok şirinsin. Fi suveri rabati kreş resminde. Kreş resimlerinde suver cimi suratun müfret suverun cimi arkadaşlar fi suveri ravvati kreş resimlerinde evet sen çok sevimlisin çok şirinsin mahadehil kıttatu şu kıtta nedir diyor yani bu kedi ne ma nedir hadehil kıttatu şu kedi hel hadehi kıttatu ki o senin kedin mi hel mı mi mu soru edatı ma da soru hadi bu şu kıtta tuki senin kedin şu senin kedin midir diye soruyor. Fatıma tu Fatma cevap verir. Naam evet hadihi şu kıttati benim neyimdir? Kedimdir. Ve derike bu da kelbuna köpeğimizdir. Sema diyor ki hunake diflun hunake vardır burada var diflun bir çocuk fi hadi surati şu resimde bir çocuk var diyor men hu kimdir bu çocuğu bu resimde bir erkek çocuğu vardır diflun difletun müzekker bu diflun diflun burada diflun
Hunake, burada vardır. Dıfrın, bir erkek çocuk. Fîhâ diye sureti suresinde bir erkek çocuk vardır. Men hüve, işte o kimdir diyor. Fatımetü hâdâ o. O bu şu. İbnu Hali Ahmed'e. Dayımın oğlu Ahmet'tir. İbnu Hali. Hali dayı demek. İbn oğul demek. Ahmet zaten. Hâdâ şu senin bahsettiğin kişi. İbnu Hali dayımın oğludur. Dayımın oğlundan maksat Ahmet'tir yani. Enti sen ra'eytihi, ra'eyti sen gördün hi onu fil külliyeti, fakültede. Fakültede sen onu görmüştün. Ve hu o el ane, şu anda ya'melu, çalışıyor. Hüve o fi şirketin, bir şirkette kendisi çalışıyor. Selma diyor ki hadani, bakın şu ana kadar hada hadihi geliyordu, şimdi hadani tesniye geldi. Tıpkı isimlerin tesnisi gibi yani, Elif Nun veya Ya'nın alacak, hadani hadeyni, kalemani kalemeyni gibi tesniye isimler gibi arkadaşlar, Elif Nun veya Ya'nun ile yazılacak. Selma diyor ki hadani şu ikisi, Ummuki ve Ebuki. Ummuki senin annen ve Ebuki ve senin baban. Taben, tabii ki. Eylesek eder. Böyle değil mi? Yani tahminde bulunuyor. Resimdeki şu iki kişi, işte biri kadın biri erkeği gösteriyor. Birisi annen birisi baban. Böyle değil mi diyor. Hadani şu iki kişi, Ummuki ve Ebuki, taben, tabii ki annen ve baban. Elleyse değil mi? Kedalike, böyle. Tahminin doğru değil mi diyor. Leyse değil mi demek? Buradaki hemze ise mı mi mu soru edatımız, eleyse değil mi? Kederlik ise böyle demek. Anlattığım gibi aynen. Aynen öyle değil mi diyor. Fatımetu, Fatma diyor ki bele, evet, huma, o ikisi ümmi, annemdir ve ebi ve babamdır. Onlar annem ve babamdır. Ve hadihi suratu, şu resim ise min ursihima, onların düğünündendir. Urs düğün demek. Min dendan demek. Onların düğünündendir şu resim ise. Bir başka resmi gösteriyor. Onların düğününde çekilmiş bir resim. Bu resimde onların düğünündendir diyor. Selma diyor ki ailetu ki cemiletun, cidden senin ailen gerçekten de güzel diyor. Ailetu ki senin ailen nedir? Cemiletun, güzeldir. Cidden, gerçekten yani çok. Ailetu ki mübteda, cemiletun haber oluyor arkadaşlar, isim cümlesi. Fatimetu, Fatma diyor ki şükran, teşekkürler ya Selma. Ey Selma, ey, tabi çevreye yazmıyorlardı. El ummu, annesi diyor ki eşyaye cahiz, çay hazır diyor. Heyye haydin neşrabu, içelim eşyaya çay. Hadi çay içelim, çay hazır. Fatımetu ecel, tamam ya ümmi, peki anne. Ecel tamam demek, evet demek, peki demek, onaylamak için kullanılan bir kelime. Ya ümmi, ecel tamam ya ümmi, anne. Annem aslında, değil mi? Burada mütekelim yazısı var yine. Tamam annem. Ama Türkçe'de tamam annem demeyiz biz. Tamam anne deriz. Bu yüzden çevirisinde anne yazmışlar. Ama tam olarak çevirirsen annem benim annem manasındadır. Ama çeviri böyle yapılır, doğrudur. Selma diyor ki şükran, teşekkürler. Hey ya hadi neşrap içelim. Bu nedir? Mahada mahadihi. Bu bir kitaptır. Hüve kitabın. Bu nedir? Mahada hakibetun. Çanta mesela, değil mi? Çanta diyeceksen o zaman mahada değil de mahadihi. Bu nedir? Bu benim çantamdır. Hiye o. Veya hadihi, bu nedir? Hakibeti, benim çantamdır. Bu bir kitaptır. Nasıl dersin? Hüve kitabun veya hada kitabun. Hüve kitabun, o bir kitaptır. Hada kitabun, bu bir kitaptır olur. Benzer şeyler yani. Zamir veya ism işaret kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresi, şurası burası, bunlara bir bakın demiş. Biz de buraya yazdık onları arkadaşlar. İnna Allah Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu, hada ism işaret.
İnna Allah, şüphesiz ki Allah nedir? Rabbi, benim Rabbimdir. Ve Rabbukum, ve sizin de Rabbinizdir. Fe öyleyse, u'budu, kulluk edin, hu, ona. Hada, işte bu anlatılan şey de nedir? Sıratun, bir yoldur. Ölüyor ki, müstakim, dost doğru. Hada, mübteda, sırat, onun haberi, müstakimse, sıratın sıfatı olur. Buradaki asıl konumuz ne? Hada, ismi işaretinin kullanıldığını ve ardından müzekker bir kelimenin geldiğini görmekteyiz. Yani ismi işaretler Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Yani önemlidir. Burada hada dedi. Hadihi cehennem. Bakın hadihi dedi. Hada demedi. Neden? Cehennem müennestir çünkü. Yani nasıl müennes? Müenneslik alameti nerede? Diyebilirsiniz mesela. Nedir? Semel müennestir. Hadihi şu da nedir? Cehennemu. Cehennemdir. Elleti öyle cehennem ki yükezzibu yalanlıyor idi biha o cehennemi ha o hangi o cehennem yani o cehennem yalanlıyordu kimler el mücrimune mücrimler yalanlıyordu yani bu da nedir mücrimlerin yalanladığı cehennemdir hadani iki grup hasman iki hasman yani iki hasım grup İki düşman grup. İhtesamu tartışmışlardı. Fi Rabbihim. Rabler hakkında. Gerisini okumak gerek yok. Çünkü konumuz burası. Hadani hasmani. Hadani tesnil olarak ismi işaret kullanılmış. Ardından gelen kelimelerin de tesnil olduğunu görüyoruz. Hazani müzekker. Hasmani de müzekker. Hadani raf halinde. Hasmani de raf halinde. Nereden anladın? Nundan önce elif var. Nundan önce elif var. Daha fazla da ayetten örnek yapılabilir. Mesela el esma'u el esma'u el işaret yazalım. El işaretu el esma'u el işaret. İşte aşağı yukarı olduğu gibi yanlışlık o bunu düzeltir zaten. Tabi anlatıma geldim de biz şey yapmamız gerekiyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'den bakalım buna. Yani. Kur'an'dan ayetler olsun. El esma'ul işaret fi el Kur'an. Bu şekilde bakalım. Böyle bir site var, şöyle bir site var, böyle bir site daha var, şöyle bir site daha var, bir de şöyle bir site varmış. Bakalım bu siteler ne anlatıyor bize. Mesela şu siteye girdik. Hayır, aradığım tarzda değil. Bu konu anlatımı ayetler de var. Burası. Burada var yani. Görüyorsunuz. Muhtemelen. Değil. Kesin görüyorsunuz. Gâle Rabbi. Gâle Rabbi. Gâle inni urîdu en unkihake ihtebnetey hâteyni. İbnetey hâteyni. Kasas 27 demiş. İbnetey hâteyni. Bir örnek bu. İşte feulayke, haulay, bunlar ismi işaretler yine. Daha fazla da var. Ama tam olarak aradığım değil yani. O yüzden hızlı geçtim orayı. Buraya da geçtim. Burası olabilir mi? Bu da benim aradığım değil. Burası zaten değil. Şöyle bir bakalım. Ve gal hada yevru asib diyor. Hada geçti. Hadihi nagatullahi. Hadihi nagatullah görüyorsunuz. Hada değil hadihi kullanmış. Ardından nagatun müennes kullanmış. Yani müennese müennes kullanılmıştır. Hadan hasman. Az önceki Arife kitabında bulduğumuz örneği burada da görmekteyiz. Tilke hudurullah. Tilkeyi gördünüz mü? Gördünüz aslında. Tilke geçmişti kitapta az önce. Böyle örnekler var. Ben hatta bununla alakalı bir PDF indirmiştim. Bir lisans PDF'si olsa gerek. Öyle bir kitap da indirdim ben. Evet, asıl olarak aradığım yer burasıydı belki de. Ne demiş? İsmi işaret çalışması. Fevecede fiha raculeyni yaktetilani hada. İsmi işaret. Burada sanırsam sağ taraftaki sure adı. Sol taraftaki ayet numarası. Yani 28. surenin 15. ayetinde bu geçiyor. Ne geçiyormuş? Hada ismi işareti. Hada nedir demiş. Anlatmış birazcık da. Devamında tilke rusulü fevvanna ba'allahu ma'la ba'allahu. Bakara suresi 253 yani.
Tilke ism işarettir. İnne sem'a vel basara vel fuadi kul ulaike. Ulaike ism işaret. Birazdan geçecek bunlar. Hunalike, hunalike, hunalike. Hunalike, bayağı bir hunalike geçmiş. Yine hunalike, hunalike. Hunalike biraz sardıralım. Bu kadar hunalike arda arda fazla oldu. Başka şeyler görmek istiyoruz. Evet, kedalike yübeyil valikum ayat. Kulhunu bir umkun. Dalike var. İsmi işaret olarak. Dalike var. Burada bitti diyebiliriz. Evet. İsmi işaretle alakalı olarak şöyle bir PDF indirdim arkadaşlar. Nereden indirdim? Bir Arap Üniversitesi'nden indirdik diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de ism işaret tatbikatı diyor. Tatbik edilişi. Nasıl tatbik edilmiş? Mesela sen aşağı doğru indikçe nerelerde geçiyor? Hangi surelerde mesela tek tek bunları anlatıyor bize. Tesniye işaret eden yerler demiş. Evvela müfrede işaret edenler vardı. Tek tek anlatılmış. Mesela diyor ki Nahl suresi 31, 33, 35, 81 Keyfi aç diyor. 19, 21, 91 Meryem'i aç. 9, 21 Taha suresi 87, 96, 99 gidiyor görüyorsunuz. Enbiya suresi 29, 88 Haciz suresi 16, 36, 37 böyle sure sure ayet ayet hepsi verilmiş arkadaşlar. Daha hala var yani Saffat 62, Saat 25, 27 Zümer 15, 16, 21 Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ismi işareti varsa tek tek ele alınmış. Bu bakımdan güzel bir çalışma diyebiliriz. Böyle ismi işaret konusunda geniş bir çalışma yapacağım diyen arkadaşlar ne yapması lazım? Buraya bakması lazım. Mesela diyor ki Ali İmran suresinde nerelerde geçer? Şuralarda geçer. Maide suresi şuralarda. En'am suresi buralarda. Görüyorsunuz bayağı bir çalışmışlar. A'raf suresi şuralarda. Enfal buralarda şeklinde çalışma yapılmış. Devam ediyor aşağıya doğru. Bayağı bir çalışma var. 116 sayfalık bir PDF bu. Biz şimdi bu kadar şeyin ardından tekrar kitabımıza dönelim. Evet. Buradan daha fazlasına baktığımızı düşünüyorum. Birkaç soru çalışması yapın denilmiş. Geçtik. Dil bilgisi. Arapçada işaret sıfatlar. El-kavaidu. Kurallar demek. Esma-ul işareti. İşaret isimleri demektir. İsmun, isman, esma. Esma nedir? Cemi mükesser, kırık çoğuldur. Gayri akıldır değil mi? İsimden aklı yok. El işaret ise müfrettir. Kur'an Arapça başlığında fark edeceğiniz üzere Türkçe'de işaret sıfatı dediğimiz sözcüklere Arapça'da işaret ismi denilmektedir. Türkçedeki karşılığı işaret sıfatı. Anlamakta zorluk çektim, anlayamadım diyen arkadaşlar Türkçe Dil Bilgisi kitabından işaret sıfatları bölümünü okuyabilir. Kitap olmayan artık internetten işaret sıfatı yazarak Türkçeden konuyu evvela okuyabilir. Arapçada işaret ismi olarak adlandırılmıştır. Eski müfredata göre de bu konuyu biz daha önceden çektik zaten. İşaret ismi terimi kullanılır. Demek ki işaret sıfatı ile işaret ismi aynı şeyi kast ediyoruz. Bunu zaten başta söylemiştim. Arapçada işaret sıfatları tek başına bu, şu, o şeklinde kullanılabileceği gibi bu kalem senin, şu peynirden verir misin, o problem çözüldü örneklerinde olduğu gibi isimle birlikte de kullanılır. İşaret isimlerinin Türkçesi nedir arkadaşlar? Bu, şu, o. Üç şekilde çevirebilirsin. Hangisini yazayım çeviride? Türkçe olarak o çevirdiğin cümlede hangisi yakışık alıyorsa, Türkçe'ye hangisi uygunluk sağlıyorsa ona göre bu, şu, o diye çevirebilirsin. İşaret ettiği isimle birlikte kullanıldığında işaret edilen kelimeye müşarun ileyh denir. Yani durduk yerde ha da dersen cümlenin gerisi yok. Sadece ha da dedim ben. Müşarun ileyh var mı? Yok. Ha da kalemun dersen var mı? Vardır. Neden? İşaret ettiğim şey ardından söyledim çünkü kalem dedim. Muşarun ileyhi olan sözcük ile işaret sıfatları hem irab yani merfu, mensup, mecrur olma bakımından hem cinsiyet hem sayı bakımından birlikte uyumlu olmak zorundadır. Parça okurken ona ben dikkat ettim. Size az çok bahsettim zaten.
Türkçe'de işaret sıfatı işaret ettiği kelimeyle birlikte kullanıldığında bu adam, bu adamlar, şu çocuk, şu çocuklar, o resim, o resimler şeklinde her zaman teki kullanılıyordu değil mi? O resim. Yani işaret sıfatı odur. İşaret ettiği şey resimdir. İkisi de tekildir. Şuradaki örneğe bak. O resimler, resimler, lar, resim. Yani işaret ettiği şey burada çoğul iken işaret sıfatı burada tekildir. Bu adamlar, adamlar çoğul, bu ise tekildir. Bu Türkçe'de böyle, Arapça'da böyle olmaz. Bunlar adamlar şeklinde olur. Yani işaret ettiğin o kelime, işaret sıfatı, işaret ismi diğer adıyla cemi olacaktır. Ne zaman ki işaret ettiğin kelime cemi ise işaret eden kelime de cemi olur. Ama sen bunu Türkçe'ye çevirirken bunlar adamlar diye çevirirsen ne olur? Yazım hatası, anlatım bozukluğu olur. Türkçedeki kurallara uygun olarak çevireceksin yine de. Unutulmaması gereken bir husus şudur. İşaret sıfatıyla birlikte kullanılan sözcük yani müşarun ileyh nedir müşarun ileyh? Kendisini işaret edilen kelimedir. Daima belirlidir yani marifedir. Çünkü gösterilmek suretiyle diğerlerinden ayrılmakta, belirlenmiş olmaktadır. Bu adam Türkçe biliyor veya şu elma iyidir, o kadınlar bizim annelerimizdir örneklerinde olduğu gibi. O kadınlar neye işaret edilmiş? Kadınlara. Şu elma. Hangi elma? Bahsettiğin şu elma derken o elmada bir belirlilik söz konusu. Manava gidiyorsun. Sepette diyelim 30 tane elma var. Hangi elmayı alacaksın? Şu elmayı dediğinde gösteriyorsun ya artık o belirli oluyor ya. Bunu anlatmış oldum. İşaret sıfatları işaret ettiğin varlığın yakınlığına, uzaklığına bağlı olarak Arapçada değişir. Uzaktaki bir nesneyi gösterirken kullanacağın kelime başka, yakındaki bir şeyi gösterirken kullanacağın kelime daha başka olması gerekiyor. Arapçada böyle. Şimdi yakın için işaret sıfatları, yakındaki bir varlık atıyorum 5 metre, 10 metre ötedeki bir binayı gösteriyorsun. Yer tarif edeceksin. Şu 10 metre ileride gördüğün bina var ya oradan sağa dön diyeceksin. Şu ileride gördüğün bina diyorsun. Parmağını uzatıyorsun mesela adama. Şu bina var ya oradan sağa dön diyorsun. Nedir orası? Yakındır. Yakınsa hâdâ hâlihi. Çok uzaktaki bir yerden bahsediyorsan artık hâdâ hâlihi kalıpları kullanılmayacak. Aşağıda gelecek onlar. Demek ki an itibariyle şu an çalışmakta olduğumuz kelimeler yakın için, yakındaki bir varlığı işaret etmek için kullanılıyor. Bu varlık canlı olabilir, cansız da olabilir. Araba gibi, bina gibi fark etmez yani. Canlı, cansız fark etmez. An itibariyle tekilleri görüyoruz. Hada hadihi, hada eril ya erkek için kullanılıyor, hadihi nişil kadın için kullanılıyor. İkisi de bu demektir. Yerine göre şu diye çevirirsin. Yerine göre o diye mana verebilirsin. Hada ve hadihin başlarındaki ha'lardan sonra met harfi olmadığı halde. Hada hocam ha'yı niye uzatıyorsun? Met harfi veremedim. Ha da 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 met harfi var uzatıyorsun. Hadihi ha'yı niye uzattın? Gizli met harfi var buralarda. Yani elif harfini göremezseniz de vardır. Bu yüzden buralar uzatıyor. Daima böyle. Şimdi konumuz diyor ki hada veledün hadihi bintun. Hadihi şu nedir? Bintun bir kız çocuğudur. Bu bir kız çocuktur. Hada şu nedir? Veledün bir erkek çocuktur. Hadihi nokta nokta nokta. Noktalı yere uygun gelecek kelime nedir? A şıkkı velet, B şıkkı bint, C şıkkı, D şıkkı gidiyor. Hadihi kullanıldığına göre hadihi nedir arkadaşlar? Evvela müfrettir, ardından müennestir. Burada dişi olarak geçti. Müfret ve müennestir. Öyleyse bundan sonra gelecek kelimenin müfret ve müennest olması gerekir. Tamam. Buraya veledi alıp yazsan ne olur? Hata olur. Yazım hatası. Hadihi nokta 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 noktalı yere şıklardan hangisi gelecek? Müfret ve müennes olan gelecek. Neden? Çünkü hadi müfret ve müennes. Bu yüzden uyum aranıyor yani. Hadihi mübteda bintun ise haber olur burada. Bu şu demek değil ama tüm isim işaretler mübteda olur demek değildir. Burada böyle sadece. Hada veledün. Hada mübteda yine veledün ise onun haberidir. Yani ne var burada? Bir isim cümlesi var aynı şekilde. Hada müfret ve müzekker olduğundan noktalı yere de müfret ve müzekker gelecek. Hada nokta 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 olsa idi. A şıkkı velet, B şıkkı bint, C'de devam etse şıklar.
Noktalı yere ben bint yazayım diyemezsin. Çünkü bint müennestir, hada ise müzekkerdir. Uyumsuzluk olur. Mübteda ve haberin uyumunu hatırlarsanız müzekkerlik, müennestlik olarak da uyum aranıyordu. Bu yüzden noktalı yere müfret ve müzekker getirilmesi şarttır. Hada veledun olacak. Hada kalemun olur. Hada kitabun olur. Ama hada bintun olmaz. Neden? Hadihi yapman lazım. Müennese müennes olacak. 2 yıl dışındaki tüm işaret sıfatları mebnidir. Yani demek ki ismi işaretlerin tesniyeleri hariç. Onun dışındakiler yani müfret ve cemiler arkadaşlar nedir? Mebnidir. Mebni derken yani son hareketleri cümle içindeki yerine göre değişiklik göstermeyecektir. Dolayısıyla i'raplar ne olacaktır? Mahallen yani konum itibariyle olacak. Nasıl peki i'raplarsın? Diyeceksin ki mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrur. Bir şeyi hepsini birden mi diyeceksin? Hayır. Cümlede eğer o kelime merfu konumdaysa o zaman ona mahallen merfu. Cümlede mecrur konumdaysa o zaman mahallen mecrur. Mensup konumdaysa o zaman mahallen mensup dersin. Örnek verelim. Ne zaman mahallen merfu olur? Mübteda olduğunda. Ne zaman mahallen mensup olur? Meful olduğunda. Ne zaman mahallen mecrur olur? Başında harfi cer olduğunda. Bunlar örnek olarak verdim. Sadece burada demiyorum ama. Bunlar örnek olarak bilinsin. Diyor ki hala veledim. Bunun tahlil yap diyor. İrab et, tahlil et, terkip et. Dil bilgisi olarak açıkla. Ne diyeceksin? Açıklamış. Hala müptedadır, mahallen merfudur. İsmi işaret olduğu için mebnidir. Son harekesi değişmeyecektir. Veledün haberdir, merfudur. Raf alameti sondaki zammedir. Daldaki zammedir. Hadan raf alameti nedir? Yoktur. Çünkü mebnilerde raf alameti aranmaz. Hadihi bintun zaten yazıyor aynı şey. Hadel veredu tilmizun, hadihi bintu tilmizetun. Hada bu nedir? Evveledu tilmizun. Bu erkek çocuk bir öğrencidir. Bu kız çocuk bir öğrencidir. Daha önce haber olarak kullanmış olan veled ile bint kelimelerinin yukarıdaki örneklerde haber olarak değil, mübteda olan işaret sıfatının müşarun ilihleri olarak kullanıldığını, dolayısıyla belirli olduklarını görüyoruz. Bu cümlelerde mübtedaların haberleri tilmiz ve tilmizedir, sözcükleridir. Zamme ile merfudurlar. Hadel veledü, şu çocuk nedir? Tilmizün, öğrencidir. Hada mübteda tilmizün haber. Hadihi mübteda tilmizetün haber. Elvelet ise hadanın nesi olacaktır? Sıfatı olacaktır veya bedel olur. Elbint de aynı şekilde hadihinin sıfatı veya bedeli olacaktır. Müşarun ilehtir bunlar. Yani kendilerine işaret edilmektedir. Yani hada şu ne yani? Evden mi? Kalemden mi? Yok. Hada şu çocuktan bahsediyorum. Şu derken bir çocuğu kastediyorum. O yüzden ona müşarun ileh denilmiş. Elveled erkek çocuk, elbint kız çocuk. Tilmizun, tilmizetun. Aradaki fark ne? Tilmizun müzekker, tilmizetun ise müennestir. Çünkü hadihi müennes olduğundan onun habiri de tilmizetun gelmiştir. Hada müzekker olduğundan habire de tilmizun müzekker olarak gelmiştir. Peki müfredlerini gördük, sıra tekillerine geldi. İsimlerin tesnisinin irabını almakta bunlar. Yani elif almışsa merfudur. Ya almış ise mensup ve mecrur konumu olmuş olacak. Hadani hadeyni, hatani hateyni. Tesniyesi hadani gelir arkadaşlar. Bunun nasb ve cer hali yani mensup ve mecrur konumu hadeyni olur. Yani elifi silip yerine ya yazarsın. Hatanidir tesniyesi. Elifi silip yerine ya yazarsan hateyni şeklini almış olur yani. Bu durumda nasb ve cer hali olmuş olur. Hadani hadeyni bunlar hem tesniyedir hem de nedir? Müzekerdir. Hatani hateyni hem tesniye hem de müennestir. Hatani bintani bu ikisi kız çocuktur. Hatani şu ikisi bintani kızdırlar. Hatani mübteda bintani haber. Hadani mübteda veredani haber. Bunların her biri arkadaşlar merfudur. Nereden anladın? Her biri elifle yazılmış. Oradan merfu olduklarını anlayabiliyoruz.
İrabını yapalım diyor. Hâzâ mübtedâdır, merfudur, raf alamet eliftir. Çünkü ikildir. Niye mebni demedi? Niye mahalini irab alıyor demedi? Çünkü isimlerin tesnisi mebni değil. Dolayısıyla mahalini irab almaz. Bu sadece tesnileri böyle ama. Müfret ve cemileri böyle değil. Müfret ve cemi mebnidir. Mahalen irab alacaktır. Vereden haberdir. Merfudur, raf alamet eliftir. Niye eliftir? Çünkü tesniyedir. Tesniye ile ikil aynı şey. Tesniyenin raf alameti elif idi. Nasb ve cer alameti ya idi. Bir önceki ünitede bunlar işlenmiş idi. Hatani bintani. İkisi de merfudur. İkisinde raf alameti eliftir. Hadani elveledani tilmizani. Şuna dikkat edin. Hadani diyor mesela. Yani merfu olarak kullanıyor değil mi? Hadani. Ardından gelen kelime de elveledani. O da merfu olarak gelmiş. Tilmizani. O da merfu olarak gelmiş. Yani hadani elveledeyni tilmizeyni gibi birisi merfu, diğerleri mensup ve mecrura uyumlu olarak gelmiyor. Her biri merfu, her biri mensup, her biri mecrur şeklinde gider. Uyum vardır demek istiyorum. Muşarileh haline getirebilmek için ilgili sözcükleri belirli kullandığımızı fark etmişsinizdir diyor. El veledani, el bintani. Oysa az önce bunlar el veledani, el bin tane şeklinde değildi. Veledani bin taneydi. Eliflamsızdı. An itibariyle eliflamlı oldular. Neden? Çünkü müşarun leh daima belirlidir. Yani marifedir. Marifenin bir kısmı da eliflam almasıdır. Bir kelimede eliflam varsa marifedir. Eliflam yoksa marife olmayabilir yani. Marifenin başka kısımları da var. Başka kısımlar olabilir. Şimdi burada her birinin merfu olarak kullanıldığını gördük arkadaşlar. Hadan mübteda elveledani ondan bedel olur. Tilmizan ise haberdir. Hatan mübteda elbintani ondan bedel olur. Tilmizan ise haberdir. Kara'tu kara'e fil tu fail fil fail. Hadeyn burada anlatılmış gerçi değil mi? Kara'tu hadeyni el kitabeyni. Bu iki kitabı okudum. Bu iki kitabı okudum. Ne anlatmış? Qara'tu okudum. Mazi fiil. Fail bitişik zamir olan ta'ul mutaharrike te yani. Qara'e fiildir. Tu kısmı faildir. Hâveyni mef'ulun bihtir. Nasb alameti ya'dır. Neden? Çünkü tesniyedir. Tesniyelere nasb alameti ya'dır. İsmi işaret de olsa sonuç olarak tesniye yani. El kitabeyni. Bu da nedir? Sıfattır. Muşarun ileyhtir. Mensuptur. Çünkü işaret sıfatına uymak zorunda demiş. Nasb alameti yadır. Çünkü ikildir. Muşarun ileyhtir. Muşarun ileyh olduğu için ne olmuştur? Tıpkı ismi işaretle aynı irabı almıştır. İsmi işaret ha değini nasb halinde olduğu için el kitabeyni de nasb halinde oluyor. El kitabeyni, eliflamlı. Yani marife. Yani muşarun ileyh. İsmi işaret ile muşarun ileyh aynı irabı alıyor demiştik. Dikkat edin ama buradaki yağlar nasb alametidir. Cer alameti değildir. Cerrinde de yağ oluyor tesniyenin değil mi? Cerrinde de yağ olur. Ama burada bu yağ nasb alameti olarak gelmiştir. Çünkü mef'uldür. Mef'uller mensuptur. Mef'uller mecrur değildir. Mensuptur. Mensup olduğu için kendisindeki alamet nasb alameti olarak adlandırılır. Hemen aşağıya bak. Zehebtu ila hateyni. Burada da yağ ile yazılmış ama buradaki yağ nasb alameti olarak verilmedi bu defa. Cer alamet olarak verildi. Çünkü başında ila harfi cerri var ve harfi cerler cer eder. Kendisinden sonra gelen kelimeler mecrur olur. Bundan dolayı kendisindeki ya harfi cer alameti olarak adlandırılmaz. Vehebi fiil tu fail. Ben gittim. Nereye gittim? İlâ hâteynil medîneteyni. Şu iki şehre gittim. Medine, Mekke Medine şeklinde yani Suudi Arabistan'daki o şehir manasında değil, İstanbul, İzmir gibi özel isim olarak gelmemiştir burada. Burada nedir? Şehir manasındadır. Yani özel isim değildir. A'dan Z'ye tüm şehirler için kullanabilirsin. El Medine'teyn demiş. Yani birazcık belirlilik söz konusu. Bu iki şehre gittim. Gösteriyor, belirliyor. Şu iki şehir, onun dışındakiler değil. Evet, şimdi hateyni burada nedir arkadaşlar? Mecrur konumdadır. Çünkü ila harfi cerri onu cer etmiştir.
Hatani hatin halini almıştır. Peki neden ya ile mecrur? Çünkü tesninin cer alameti ya'dır. Bu yüzden ya ile yazılmış. El medine teyni. Bu niye ya ile yazılmış? Çünkü müşarun ileyhtir. Müşarun ileyhler ismi işaretlerine irap yönünden uymak zorundadır. Bu yüzden kendisi de ya almıştır. Sıra çoğula geldi. İsim işaretlerin cemi kısmı. Çoğul işaret sıfatları erili ve dişil için aynı olup mebnidir. Dolayısıyla irabı mahallendir. Haulâ'i haulâ'i yani ortaktır. Bir yerde haulâ'i görürsen müzekker içinde kullanıldığını, müennes içinde kullanıldığını unutma. Ortaktır. Ne gibi ortaktır? Az önce geçen tesniyenin yası. Tesniyelerde ya hem cer alameti olarak kullanılıyor, hem nasb alameti olarak kullanılıyor. Dediğimiz gibi haulâ'i de müzekkerde ve müennes'te ortaktır. Yani haulâ'i benâtun, haulâ'i evladun diyebilirsin. Haulâ'i işte şunlar var ya, benâtun kız çocuktur. Haulâ'i işte şunlar da var ya, onlar da evladun erkek çocuktur. Haulâ'i nokta nokta nokta. Noktalara ne getirilebilir? Benâtun da getirebilirsin, evladun da getirebilirsin. Neden? Çünkü haulâ'i müzekkere de müennes'e de kullanılabiliyor. Bu yüzden. Ama haulâ'i benâtun an itibariyle haulâ'i nedir? Müennestir. Haulâ'i evladun. Buradaki haulâ'i nedir? Müzekkerdir. Müzekkeri kullanıldığı için müzekker olduğunu artık eminim. Haulâ'i benâtun. Haulâ'i burada müennes için kullanıldığından ötürü artık bunun müennes olduğundan eminim. Ama normalde müşterek yani. İraplarına görelim demiş. Haula i hiçbir zaman i değişmeyecek. Haula u, haula e, haula in, un, en olmaz. Daima bunun sonu esreyle bitecek. Haula i. Başına harfi cer de getirirsen bu mef'ul de olsa, merfu da olsa, mübteda bile olsa fark etmez. Zaten an itibariyle haula i mübtedadır. Ama görüyorsun esreyle bitmiş. Haulâ'i müptedadır ama esreyle bitmiş bir müptedadır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten burada güzel bir örnek vermiş. Bu çocukları tanıdım diyor. Araftu ben tanıdım. Haulâ ile tıfâle. Şu çocukları. Arafe fiil. Tu fâil. Haulâ'i mef'ul. Mef'uller nedir? Mensuptur. Yani nasıl mensup? Esreyle bitmiş. Nasıl alameti esre mi yani? Hayır. Haulâ'i nedir? Mebnidir. Mebni olduğu için kendisine nasb alameti şudur budur denmez. Direkt ne diyeceksin? Mahallen mensuptur diyeceksin. Yani mahallen mensuptur derken ne kastediyorsun? Mef'ul konumundadır. Ha orayı buradan kaldır at. Yerine ne getirirsen getir. Mef'ul olacak yani. Eğer mebni olmayan bir kelime olsaydı bu ne olurdu? Nasb alametini alırdı. Mebni olduğu için nasb alameti üzerine almıyor bu. Ama mef'ulün yerindedir. Bu yüzden mahalle yani konum itibariyle yer itibariyle mensup oluyor. Arfe fi tufail haulay onun mef'ulü olmaktadır. Mef'ulü bih. El etfale ise muşarun ileyhtir. Yani haulay şunlar derken şu çocuklar yani onlara işaret etmiştir. Haulay mensup olduğu için el etfale de mensup oluyor. Haulâ'i mensup diyorsun. Nasb alameti yok diyorsun. Çünkü mebnidir dedin. El etfâle de mensup olacak. Çünkü onun irabını alacak diyorsun. El etfâle neden fetha ile mensup? Çünkü el etfâl kelimesi diflun, diflan, etfâ nedir? Cemî mükesser, kırk çoğul. Aynı zamanda akıldır bu defa. Gayrı akıl değil. Çocuklarda akıllı vardır çünkü. Yani cemî mükesserdir. Cemî mükesserler nasb alameti fetha olduğu için bu kelime fetha ile mensup oldu. Püf nokta. Önemli bir nokta. Bu ismi işaretler nedir? Mebnidir dedik. Mensuptur dedik. Ardından gelen kelime ise fetha ile mensubu olur. Daima fetha ile mensubu olur demek değil bu. Kelimenin türüne göre nasıl alameti alacaktır. Mesela ra'eytu haulâi et-tabibâti. Buraya çok dikkat edin yani. Şu anlattığım cümleyi, burada anlatacağım cümleye çok dikkat edin. Ra'afil tu'fail. Ra'eytu ben gördüm. Kimi? Haulâ'i şu et-tabibâti bayan doktorları, kadın doktorları gördüm. Ra'afi tu'fâil haulâ'i mef'uldür, mensuptur, nasb alameti yoktur. Çünkü mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Öyleyse haulâ'i mahallen mensuptur. Bu kelime mensup. Kendisini işaret ettiği kelime de ne olacak? O da mensup olacak dolayısıyla.
Et-tabibat. Diyelim hareketsiz. Bu kelimenin nasb alameti nedir? Cemi müennestir. Elif ta ile bitmiş. Hatta birisi sormuştu YouTube'da. Harf ile değil harekeyle irab alır diyorsunuz ama elif de almış, t de almış. Elif ve ta alması bunun cemi müennes olduğunun göstergesi. İrab göstergesi değil. İrab alameti, belirtisi, nişanı değil. Bunun irab alameti harekesidir. Mesela sondaki esresi bunun nasb veya cer konumunda olduğunu gösterir. Zamm alırsa kesinlikle merfudur. Bir kelimedeki değişen şey neyse irab alameti odur yani. Şimdi tabibat kelimesinde elif ve ta daima vardır. Bu hiçbir zaman silinemez. Rafında da nasbında da cerrinde de vardır. Dolayısıyla raf, nasb, cer alameti olamaz. Bu kelimede değişen şey sadece harekesidir. Bu yüzden harekeyle irab alıyor. An itibariyle mensuptur. Nasb alameti esredir. Nitekim cemi müennes salimler hiçbir zaman için fetha almazlar demiştik. Bunu asla unutmayın. Nasb'ı da cerri de esreyle. Peki şu an cer alameti olarak esre aldı hocam. Nereden biliyorsun nasb alameti olarak aldığını? Cer alameti olarak aldıysa başında muzaf veya harfi cer gibi bir şey olmalı. Ha ulay muzaf olamaz. Harfi cer zaten değil. Harfi cerleri ezberlemiştiniz muhtemelen. Burada ne olur? Ha ula ism işarettir. Et-tabibat onun müşharun ileyhi olabilir mi diye düşündüm. Baktım elif lamlı yani marife bir kelime. Öyleyse müşharun ileyhidir. Bundan ne anlayacaksın? Öyleyse ism işaretin irabını alacak. Adam sorar mesela. Ra'eytu ha ula'yı nokta nokta nokta. Noktaları hangi kelime gelecek? Et-tabibatu. Et-tabibate. Te asla gelemedi. Unutmayın. Fetha olamaz demiştik. Et-tabibati şeklinde şıklarda yer alabilir. Siz burada ne yapacaksınız? Ha ulay ne konumunda? Rafi, tu fail, ha ulay meful dolayısıyla mensup öyleyse getireceğim kelime de mensup olacak. O zaman ne yapacaksın? Et-tabibati. Nasb alameti esre çünkü. El-etfal cemi mükesseldir. Nasb alameti cemi mükesseldir. Fetha olduğu için fetha ile mensup. Et-tabiba cemi müennes salimdir. Cemi müennes salimin nasb alameti esre olduğu için kendisine esre verilmiş bu şekilde mensup olmuştur. Bunlara dikkat etmemiz gerekecek. Daha farklı ne olabilir? Bakalım gelecek mi? Hâdâ racülün. Ne oldu? Birden müfretlere geçti. Bir şey mi kaçırdık? Bir şey de kaçırmadık. Böyle başladı. Hâdâ racülün. Hâdâ şâbbun. Hâdâ diflün. Hâdâ racülün. Bu bir adamdır. Hâdâ şâbbun. Bu bir gençtir. Hâdâ diflün. Bu da bir çocuktur. Buradaki hâdâ olan her biri mübteda, sol taraflarındaki her bir kelime haberdir ve her bir kelime burada nedir? Merfudur. Hâdâlar mahallen merfudur. Racül, şâb ve dıfır kelimeleri ise zamme ile merfudur. Yakın için olan işaret isimleri bitti. Onları ezberebilmeniz lazım ama. Nedir onlar? Hâdâ, hâdâni, hâdeyni, hâulâi. Hâbihi, hâtâni, hâteyni, hâulâi. Müfredi, tesnisi, cemisi, müennesi, müzekkeri, merfusu, mensubu, mecruru, mebnisi ve muğrebi olarak ha neydi bilgiler ve manası bu şekilde onları ezberebilmeniz zorunlu arkadaşlar. Hepsi yakın içinde. Şimdi uzak için kullanılan işaret isimlerine geldik. Zalike, tilke, ulaike. Zalike erkek için, tilke kadın için, ulaike ise eril ve dişil fark etmez ortak olarak kullanılıyor. Her biri nedir? Mebnidir. Uzak için kullanılan işaret sıfatlarının tekil ve çoğul biçimleri aynıdır. İkil formları pek kullanılmaz diyor. Tekil için eril ve dişil formu vardır. Çoğul formu ise eril ve dişil için ortaktır. Bu ortak kullanılıyor. Ama tekile baksan dâlike tilke müzekker müennes farklı. Çoğula baksan ulaike her şekilde aynıdır. Bunların her biri mebnidir. Dolayısıyla her biri mahallen irab alacaktır. Tilke sefinetun. Şu bir gemidir. Veya şu yerine bu bir gemidir de diyebilirsin. Zalike cebelun. Bu bir dağdır. Cebel dağ demek. Şimdi tilke yerine tilkeden sonra nokta 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 noktalı yere hangi kelime getirilir veya getirilmez diye sordular. Tilkenin sen müennes olduğunu bilirsen noktalı yere müennes kelime getireceğini bilirsin. Yani noktalı yere cebel getiremezsin. Racul getiremezsin değil mi? Müennes getireceksin. Zalike'nin müzekker olduğunu biliyorsan noktalı yere zalike nokta 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 noktalı yere müzekker kelime getireceksin. Müennes getiremezsin.
ve bunların müfret olduğunu da biliyorsun artık. Bunlardan sonra müfret kelime getireceksin. Bunlar önemli noktalar arkadaşlar. Zalike en başındaki da'dan sonra aslında met harfi görünemiyor ama uzatıyorsun. Hayırdır? Gizli elif harfi. Zalike. Ulaike şeklinde okunur bu. Elif var yok. Onlara dikkat et. Gizli vardır ya. Ulaike hüccacun. Şunlar hacılardır. Ulaike şunlar demektir. Hüccacun hacılar demek. Bu da çoğul yani. Nasıl bir çoğul? Cemi mükesser. Akıllı gayri akıl? Akıl tabii ki. Hacıların aklı vardır. İnşallah vardır yani. Hepsinin değilse de bir kısmının var. Gayri akil çoğullar tekil, dişil hükmünde olduğu için. Burası çok önemli arkadaşlar. İki defa okuyun. İşaret sıfatları da bu tür çoğullar için kullanırken tekil, dişile özgü yapısıyla kullanılır. Burası önemli bir nokta. Şimdi bunu pekiştirelim. Hadihi kutubun tilke zuhurun. Hadihi nedir? Müfret müennes bir ismi işarettir. Kutubun nedir? Cemi mükesserdir. Cemidir. Hadihi müfret, kutubun cemi. Uyumsuzluk var. Değil mi? Müfrede müfret, tesniyeye tesniye, cemiye cemi olması gerekirdi. Uyumsuzluk var. Ama şöyle bir durum var. Kutubun, kitaplar. Cemi mükesser bu. Müfredi nedir? Kitabun müfrettir. Kitabani tesniyedir. Kutubun kitaplar cemi mükesser kırk çoğul. Peki cemi mükesser akıl mı gayri akıl mı? Hangi kısmıdır? Gayri akıl kısmıdır. Yani akılsız bir varlıktır kitaplar. Ne demiştik? Gayri akıl cemi mükesserler müfret müennes hükmünde olur demiştik. Bu yüzden ismi işareti müfret müennes kullanmışlar. Sebebi bu yani ha ulay değil. Tilke zuhurun. Şunlar çiçeklerdir. Tilke müfrettir. Zuhurun. Zehra. Yani Zehra kız ismi aynı zamanda. Zehra nedir? Çiçek demektir. Müfrettir. Zehrani. İki tane çiçek demek. Tesniyedir. Zuhur. Cemi mükesser. Gayri akıl kısmıdır. Çiçekler manasına gelir. Gayri akıldır. Çiçeklerde akıl olmadığı için müfret müennes hükmünde bir kelimedir bu. Dolayısıyla müfret müennes bir ismi işaret kendisiyle uyumlu olacaktır. Yani ha ulay getirilmez burada. Ulayki getirilmez. Neden? Müfret müennes getirilir. Çünkü gayri akıl bir cemi söz konusu. Bu konu önceki ünitelerde işlenmişti. Cemi nedir? Müfret tesniye cemi konusu işlenirken orada buna değinmiştik. Bazı işaret isimleri de yer bildirmektedir. Yakında bulunan bir yer için huna, uzakta bulunan bir yer için hunake veya hunalike kullanılır. Yer bildiren işaret sıfatları da mebnidir. Dolayısıyla onların irabları ne olacak? Mahallen olacaktır. Et-talibu huna, erkek öğrenci buradadır. Et-talibetu hunake, kız öğrenci oradadır. Et-talibetu hunalike, kız öğrenci oradadır. Oradadır, buradadır, şuradadır. Fark etmez yani. Huna, hunalike. Bunlara orada, burada, şurada hangisi yakışıyorsa yerine göre tercüme edebilirsin. Şimdi işaret sıfatlarının hepsini bir tablo içerisinde görelim de karışmış olmasın diyor. Bu tabloyu aynen böyle ezberleyin arkadaşlar. İşaret sıfatları yakın için kullanılan ve uzak için kullanılan. Yakın için kullanılan nelerdir? Hâdâ, hâdihi. Bunları görüyorsunuz. Hem tekil hem müzekkerdir hâdâ. Hem tekil hem dişildir hadihi. İkil ve erildir hadan hadeyni. İkil ve dişildir hatan hateyni. Çoğul hepsinin de ne gelir? Haulay gelir. Fark etmez. Uzak için kullanılanlar ise dalike ve tilkedir. Dalike tekil eril, tilke tekil dişil. Ulayke ise nedir? Müşterektir. Yani dalikenin de çoğulu ulayke, tilkenin de çoğulu ulayke gelir. Ulayke humul mufrihun. Bakara suresi Elif La Mim sayfası. Hemen altı. Elif la mim. Zalikel kitabı. Zalike. Zalikel kitabı. Zalike. Bakın geçti oradan değil mi? Zalikel kitabı. La raybe fi. Sonunda da ulaike humul muflihun. Ulaike orada da geçiyor. Tilke rusulü. Tilke yine geçer. Dikkat. Uzak için kullanılan işaret sıfatlarının ikil olanları günlük hayatta kullanılmadığı için burada yer verilmedi diyor.
Mahada mahadihi. Her ikisi de ne demektir? Bu nedir demektir? Mahada mahadihi. Fark nedir? Hada müzekker, hadi müennes için kullanılıyordu. Evet. Ama manalar aynıdır yani. Bu nedir manasına gelir. Hadihi furşatun, bir fırçadır. Hadihi mistaratun, bir metredir, cetveldir. Artık metre mi cetvel nasıl diyorsak buna. Hada defterun, bu ise bir defterdir. Hada mikassun, bu ise bir makastır. Hadihi elvanun, bu ise renklerdir. Elvan cemi mükesser. Levnun, levnani elvan. Cemi mükesser, gayrı akıl ama. Bu yüzden ismi şartı da müfredle müennes gelmiştir. Hadihi eklamun, kalemun, kalemani eklam. Eklam da cemi mükesser. Cemi mükesserin gayrı akıl kısmıdır değil mi? Kalemlerde zeka yoktur. Dolayısıyla ismi işareti müfret ve müennes gelmiştir. Az önce geçmişti bu. İki tane örnek daha çıktı burada. Hadihi verakatun. Şunlar da nedir? Yapraklardır. Verak müfrettir arkadaşlar. Müfret müennestir kendisi. Hadihi de müfret müennes olarak gelmiştir. Verakanın çoğulu evrak gelir. Evrak Türkçe'de de kullandığımız bir kelime değil mi? Evrak. Evraklar dersen yanlış olur ama. Çünkü evrak zaten cemil. Hadihi sa'atun, bu bir saattir. Hadihi sabburatun, bu ise bir, ne olur sabbura? Gösterilen şeydir yani. Tahtadır. Hada kitabın, bu bir kitaptır. Hadihi hakibetun, bu bir çantadır. Hadihi levhatun, bu bir levhadır. Hada kürsiyun, bu bir sandalyedir. Hadihi babiletun, bu bir masadır. Hada mek'adun, bu ise bir oturma aracıdır. Koltuktur, sandalyedir. Şimdi burada dikkat çekilecek nokta, hadihi kullanılıyor. Hadihi kullanılıyor, hada kullanılıyor. Hadihi, hada, hadihi, hada. Burada ne var arkadaşlar? Kullanılan kelimeye göre değişiyor. Sa'atun müennes olduğu için hadihi de müennestir. Uyumludur yani. Hadihi müennes ya. Hadihi nokta nokta nokta. Ne getireceksin? Müfret ve müennes getireceksin. Ama az önce gördük ki ayrıntı noktası yani hadihi nokta 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 noktalı yere müfret müennes getirebilirsin saatinde olduğu gibi veya kütübün değil mi kütübünde olduğu gibi yani hadihi kütübün dersin gayrı akıl cemi mükesser de getirilebilir. Hadihi nokta 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 ne getirilebilir? Ya bir müfret müennes ya da cemi mükesser gayrı akıl bir kelime getirilir. Hadihi sebburatun müfret müennes. Hada kitabın müzekerdir. Çünkü hada bu yüzden kitap da müzeker. Hadihi hakibetun. Her ikisi de müennes. Her ikisi de müfret. Hadihi levhatun. Her ikisi de müfret. Her ikisi müennes. Hada kürsiyun. Her ikisi müzeker. Her ikisi müfret. Hadihi her ikisi de müfret. Her ikisi de müennes. Hada her ikisi de müzeker. Her ikisi de müfrettir. Uyum vardır yani. Bu kitabı gördüm, bu iki kitabı gördüm, bu kitapları gördüm, şu adamı tanıdım şeklinde çevirin diyor. Yukarıda geçmişti. Hada el veledani şeklinde hatırlıyorsunuz. Orada ra'itu da vardı, vehebtu da vardı. Oradan uyarlama yapmanız isteniyor. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 2. ayeti kerimesi elif la mim. Zalikel kitabı orası yani. Zalike el kitabı. Haşr suresi 21 ve Tin suresi 3. Ve hadel beledil emin orayı anlatıyor. Haşr suresi 21 ise nedir? Ben tam çıkartamadım. Bakalım. Lev enzelna imiş arkadaşlar. Lev şayet enzelna biz indirsek hadel Kur'an'ı şu Kur'an indirmiş olsaydık ala cebelin bir dağın üzerine le elbette ra'ite sen görürdün hu onu haşi'an huşu içerisinde mutasaddi'an boynunu bükmüş min haşitillahi Allah korkusundan. Ve tilke emthalu işte bu misalleri nazribu biz veriyoruz ha onları linnas insanlar için lalli umudur ki hum o insanlar yetefekkerun tefekkür ederler. Buradaki konu ne? Hada geçiyor mesela. Hada el Kur'an görüyorsunuz. Hada el Kur'an. Hada nedir? Müfrettir, müzekkerdir. El Kur'an da müfrettir, müzekkerdir. Bir uyum söz konusu. Ardından tilke geliyor. Tilke emthalu. Tilke kelimesi ne olarak kullanıldı? İsmi işarettir, müfrettir, müennestir. Elemsali müfret müennes midir? Hayır. Tilke nokta nokta olsa ne dedik? Hadihi nokta nokta, hada nokta nokta. Şimdi tilke müfret müennestir. Noktalı yerine getirilebilir. Elemsali de olduğu gibi cemi mükesser gayri akıl
Yani direkt müfret mühennes getirilir. Elemsel müfret değildir. Nedir? Cem-i mükesserin gayri akıl kısmıdır. Müfredi nedir? Misalün. Misal, emsal olarak gelmiştir. Emsal, misaller demek değil mi? Misaller, cem-i mükesser gayri akıldır. Emsalün, eklamun, ebvabun, o kalıp efal kalıbında gayri akıl cem-i mükesserdir. Tilkede müfret mühennes ismi işaretimizdir. Bu kadar yani. Devam edelim. Diğerlerini zaten söyledim ben. Soru edatları bölümüne geldik. Edevatül istifami. Edevat, edatlar demek. El istifam, istefeme, istifamun. Soru demektir. Master gayrimimi bilenler için. Arapçada soru ifadelerinin başında kullanılan edatlar isim harf olarak değişir yani. Soru sormak için isim veya harf kullanırsın. Genel olarak edat diyorsun, edatı ikiye ayırıyorsun. İsim olanlar, harf olanlar. Şimdi bunları görelim. Soru edatları. Soru edatlarını soru ismi olarak ayırmış evvela. Men, mada, ma, eyne, meta, keyfe, kem, eyyu, limada şeklinde ve her birinin manası yanında yer almakta. Bunlar isim olanları. Bir de harf olanları var. Bunlar hel ile hemzedir. Hel, mi, mu, hemze ise mı, mi, mu, mü aynı manalara gelmektedirler. Sorabilir yani. Aşağıdaki soru edatlarından hangisi harftir? A şıkkı kem, B şıkkı eyyu, C şıkkı limada, D şıkkı hemze. Hadi bil bakalım. Sen ne yapman lazım? Soru harfi olanlar hel ile hemze harftir diyebilirsen, yeri ne varsa isimdir diyebilirsen, sonra böyle bir soru çıkarsa yaparsın. Bilgi sorusu. Şimdi sırasıyla bunları tanımaya çalışalım. Men soru edatıyla bir soru sorulduğunda öznenin kim olduğunu sorarız. Cevap özel isim ya da özneye işaret eden kelime olabilir. Bu kimdir? Men hada. Hada imamı, bu bir imamdır. Hada muallimun, bu bir öğretmendir. Men soru edatının başına ma ile ma iki yani geldiği zaman ma men şeklinde kiminle anlamına gelen sorular da sorabilirsin. Ma men deraste lil imtihani, sınava kiminle beraber çalıştın? Ma beraber, men kim? Ma men, kiminle beraber? Deraste, sen ders çalıştın. Lil imtihani, imtihan için, imtihana yönelik, sınava yönelik kiminle beraber çalıştın? Aynı soru edatının başına min harfi cerri geldiğinde min men şeklinde min artı men birleşirse şöyle yazılır artık. Min men diye yazılır. Kimden şeklinde soru da sorulabilir. Böyle sorulur ama artık min, men bu şekilde görmezsin. Bu şekilde görürsün. Niye böyle yazmış? Yani min, men şu yazının o aslı nedir ya? Bunu bil diye ayırmış, böyle yazmış. Min men ehazeti eddevae, ilacı kimden aldın? Ehazeti bayana yönelik. Az önce deraste erkeğe yönelik idi. Bunlara dikkat çekmeye çalışmışlar. Mimmen, kimden? Ehazti, sen aldın. Ney? Eddevae, ilacı. Ehaze fiil, ti, fail. Eddeva ise meful olmakta. Ma ile veya ma da ile soru sormaya kalkabilirsin. Soru sorarsın. Diyor ki sorduğunda cevap olarak bir isim geldiği gibi zamir de gelebilir. Örneğin ha da ve bu odur. Sormuş mesela, demiş ki mahada. Burada soruyu göremiyorum ama soru odur yani. Mahada veya mada, bu nedir? Cevap ha dahi de. Bu odur, evet. Bu odur. Telefon ve gözlük görmeye başladık. Mahadihi, bu nedir? Hadihi nazaratun, bir gözlüktür. Mahada, peki bu nedir? Hada cevvalun. Şimdi mahadihi cevap olarak hada cevvalun verebilir misin cevabını? Mahadihi bu nedir sormuş. Sen cevap olarak hada cevvalun, bu bir telefondur desen ne olur? Bir cep telefondur desen ne olur? Olmaz. Neden? Hadihi diye sormuş. Yani bir mühendis kelime sorduğu buradan belli. Sen gidip hada cevvalun dersen cevval, bak cevvaletün değil ki. Hada, bak hadihi değil ki. Soruda mühennes edat kullanılmış iken cevapta müzekker kullanamazsın.
Cevap mecburen bu olacak. Hadi nazaratun. Ma hada diye sormuş ise sen gidip hadi nazaratun diyemezsin. Çünkü hada demiş yani. Müzekker bir şey sormuş. Gidip cevapta hadihi kullanamazsın ki. Ma da ekelti fil futuri, kahvaltıda ne yedin kıza yönelik soruyor bunu. Ti demiş. Ma dane ekelti sen yedin fil futuri kahvaltıda. Ekeltu ben yedim. Beyvan yumurta yediğim. Yumurta yiyen çocuk sayısı az olsa gerek. Madane teşrabu ente sen içiyorsun. Fail gizli zamir ente olur. Sen ne içiyorsun? Eşrabu ben içiyorum. Eşşaye çay içiyorum. Sorular soruyor yani mada ile sorular sormakta. Mada teşrabu, mada ekelti. Cevaplar nasıl gelmiş? Direkt ekeltu, direkt eşrabu, direkt fiille başlamış cevaba. Eynen soru edatıyla bir nesnenin yerini, öznenin nerede olduğunu, nereye gittiğini sorabilirsin. Cevap mutlaka bir yer ismine işaret etmelidir. Eynen nerede diye soruyorsa bir yer olması lazım. Bu soru edatının başına min harfi cerri geldiğinde min eynen nereden şeklinde sorular sorulabilir. Min eynen ente dersin. Nerelisin manasına gelir. Min eynen ente sen neredensin, nerelisin? Meta soru edatıyla bir işin, eylemin ne zaman olduğu sorulabilir. Cevap mutlaka bir zamana işaret etmeli. Şimdi meta zaman içeriyor. Eğer meta ile bir soru gelirse cevapta da ne olacak? Zaman içeren bir şık olacak. Eyne mekan sormuş. Böyle bir soru gelirse sorar mesela der ki min eyne ente diyelim, biraz resmen bunu sormuş. Min eyne ente. Sen neredensin demektir bu. Nerelisin demektir. Bunu sormuş. Aşağıdaki şıklardan hangisi noktalı yere gelmelidir? Min eyne ente nokta nokta nokta. Şıklarda da işte hani İzmir, Bursa gibi şehirler var. Bir de ne var orada? Elma yedim var. Sen gidip elma yedimi koyarsan olmaz. Çünkü adam sana nerelisin diyorsun. Elma yedim dersen ne olur? Mantık olarak bağımsız yani alakasız bir cümle olur. Buraya yakışmaz. Ne, mekan sorduysa mekanla ilgili bir kelime getireceksin. Bir de sen demiş. Öyleyse cümlede yani ben manasına gelen bir kelime olacak. Ben şuralıyım. Ben buradanım şeklinde. Meta ne zaman diye sormuş. Sen gidip orada ne diyeyim okula gittim diye cevap veremezsin. Okula sabah gittim. Kitabı az önce okudum. Zaman içeren bir şık getirmek gerekecek. Bunu yaparken demiş zaten örnek de vermiş. Yevme gün fasıl kullanmış. Dakika, saat, şehir, sene gibi kelimeler kullanmış. Ba'de, kable, bu'ayde, kubeyle gibi farklı kelimeler de kullanılabilir. Yani zaman içeren bir kelime olsun diyor cevapta. Bu önemli bu bilgiler. Soruyu sorduğunda cevap ona göre isteyecek. Eyyu soru edatıyla öznenin veya nesnenin hangi zamanda mekanda olduğunu ya da ne olduğunu sorabiliriz. Bu soru edatından sonra gelen isimler daima mecrurdur. Eyyu nokta nokta nokta. Noktalı yere getireceğin kelime mecrur olmalı. Bak Eyyu'dan sonra gelen isim daima mecrur olur demiş. Diğer soru edatları mebni olmasına rağmen Eyyu mebni değil murettir. Yani Eyyin, Eyyi, Eyyen, Eyye, Eyyun, Eyyu olabilir. Değişir ama diğerleri değişmiyor. İlâ eyne tezhebu ve meta tercihu. Nereye gidiyorsun ve ne zaman dönüyorsun? İlâ eyne nereye tezhebu gidiyorsun? Ente sen. Gizli zamir ente var. Ve meta ve ne zaman tercihu dönersin? Ente sen. Gizli zamir ente. Buralarda fail oluyor. Tezhebu fiil muzaridir. Muzari olduğun alameti yani muzarat alameti T'dir. Tercihu bu da muzaridir. Muzarat harfi T'dir. Vehebe yedhebu. Vehebe mazi, yedhebu muzarisidir. Raca'a yerci'u. Raca'a mazi, yerci'u muzari olur. Bu bilgileri neden verdim? Daha önceki ünitelerde işlediğimiz altı bab vardı, altı kalıp vardı. Faale, yef'ulu şeklinde. Hangi bablara bunlar örnektir? Bunu da düşünerek o konuları da tekrar etmiş olabilirsiniz. Ezhebu ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? İla Eskişehir. Eskişehir'e gidiyorum. Ve erci'u ve ben dönerim. Ba'de yevmeyni. 2 gün sonra. Bak, nereye gidiyorsun dediği için ne yapmış? Bir mekan belirtmiş. Eyne. Cevabında ne gelecek? Mekan olması lazım.
Eskişehir demiş. Meta zamanla ilgili soru sormuş. Bari kullanmış. Bari yevmeyin 2 gün sonra. Yani buraya gelip elma yedim diyemez değil mi? Kitap okudum diyemez. Kitap okudum diyecekse bir nasıl demesi lazım? Dün okudum diyecek. Zaman belirtecek. Ama burada gitmekle ilgili soru sorulduğu için kitabı ne zaman okursan oku alakasız kalacağından cevap yanlış olur. Ey yedersin tedrusine. Hangi derse çalışıyorsun? Bir bayana hitaben soru bu. Ey yedersin hangi derse? Tedrusine sen çalışıyorsun. Tedrusine muhataba müfret müennes muhataba kalıbıdır. Muzari fiildir. T onun muzarat alametidir. Sondaki nun'da yerinde duruyor zaten. Hangi derste çalışıyorsun? Bir bayan hitaben soru. Ey'ye gelmiştir. Çünkü mef'uldür bu. Tedrusine fiil faildir. Ey'ye mef'ul ve muzaftır. Dersen ise muzafın ileyhi olmakta. Edrusu el arabiyete. Arapçaya çalışıyorum. Arapça tık ya çalışıyorum. Edrusu fiil. Fiil muzari. Eteyneden muzarat alameti olarak hemze almış. Ene gizli zamir fail olur. El arabiyete onun mef'ulü bihi olur. Yani burası ne? Bir fiil cümlesi. Ben Arapçaya çalışıyorum diye cevap vermiş. Neye çalışıyorsun? Şuna çalışıyorum. Neye çalışıyorsun dedikten sonra ne bileyim işte pekmez yapıyorum diye bir cevap verse ne olur? Saçma olacaktır. Burada Tedrus yine sen neye çalışıyorsun dediği için cevaba Edrus'u ben diye başlamış. Yani o çalışıyor dese olmaz. Çünkü sen neye çalışıyorsun demiş. Onlar çalışıyor dese olmaz. Ne diyecek? Ben diyecek. Bu yüzden cevapta ben kalıbı kullanılmıştır. Keyfe soru edatıyla nasıl sorusuna cevap alırız? Nasıl, nasılsın, nasıl yaptın, nasıl gittin gibi sorular. Cevap olarak da kişinin nesnenin ya da eylemin nasıl olduğunu belirtirsin. Kem soru edatıyla kaç, kaç var, kaç mesela saat kaç, kaç var gibi sorulara cevap alırız. Bu soru edatının başına bi harfi getirince bikem şeklinde fiyat olarak kaça, mesela şu armut kaça, bikem sorabiliriz. Bu soru edatının cevabı ile ilgili kapsamlı örnekler sayılarla birlikte verilecek. Keyfe tahvurine ilel medreseti okula nasıl geliyorsun? Keyfe nasıl? Tahvurine sen geliyorsun ilel medreseti okula. Tahvurine tedrusine'deki gibi değil mi? Nun ve sağında ya var. Yani müfettiş müennes muhataba kalıbıdır. Bir bayana yönelik. Keyfe tahvurine? Ey bayan. Yani bayana yönelik söylüyorum. Bir kıza yönelik. Sen nasıl geliyorsun ilel medreseti okula? Sen dediği için cevapta yine ben olacaktır. Ehvuru ben geliyorum ilel medreseti okula alel ekdami yürüyerek ektam kadem kademan ekdam ektam cemi mükesserdir kırık çoğul gayri akıl ayaklar demek ya yani aslında topuklar demek değil mi ayaklarımın üzerine geliyorum demektir bu da yürüyerek geliyorum diye çevireceksin tabii ki de kem kitaben fil hakibeti çantada kaç kitap vardır fil hakibeti çantada vardır kutubun kesiratun pek çok kitap fil hakibeti haberdir car mecrur değil mi şibih cümle olduğu için haber öne geçmiş kutubun mübteda ise nekre olduğundan sona kalmıştır fil hakibeti çantada vardır kitabın pek çok kitap hem de kesiratun kesiratun pek çok demek kutubun kitaplar kesiratun pek çok kutubun kitap kelimesinin cemi mükesseri ve gayri akıldır. Bu yüzden müfret müennes olarak onunla ilişkili kelime gelmektedir. Çünkü cemi mükesserin gayri akıl kısmının müfret müennes hükmünde olduğunu yani onunla ilişkili kelimelerin müfret müennes getirilmesi gerektiğini biliyoruz. Hadihi kutubun bölümde de geçmişti zaten. Limada soru edatıyla niçin sorusuna cevap ararsın? Bu soruya cevap verirken de lienne çünkü şöyle şöyle diye başlarsın. Bu ifadeden sonra isim gelebildiği gibi bitişik nesne zamiri de gelebilir. Bitişik zamir doğrudan liennenin sonuna eklenir. Örneğin lienne ke, lienne kuma, lienne kum. Bitişik nesne zamiri bunlar yani. Ke kuma kum, ki kuma kunne. لِأَنَّ يَا وَالْمُتَكَلِّمَ bitiştiğinde ise iki tür kullanımı vardır. لِأَنَّنِي لِأَنِّي şeklinde. بِأَنَّنِي لِأَنِّي şeklinde kullanılabilir.
لأنني önce soru soralım. لماذا niye تعبت yoruldun? لماذا تعبت تعبتي? Sen niye yoruldun? Neden yorgunsun? Niçin yoruldun? لأنني çünkü ben عملتُ çalıştım kesiran çok çalıştım. Yani bu yüzden de yoruldum diyor. Cevap veriyor. لماذا ile sorusu olursa cevaba لأنني veya لأني diye başlayacaksın diyor yani. Ama olaya tersten de bakabilirsin. Adam diyor ki cevap olarak لأنني عملت كثيرا cevap olarak böyle bir cümle kullanılmış ise bu cevabın sorusu nedir? Hangi şıkta geçmektedir? A şıkkı لماذا تعبت. B şıkkı أيُّ. C şıkkı كم. D şıkkı başka bir şey. لأنني diye başlandığına göre لماذا sorulmuş olmalı. Tersten de bak oluyor yani. Valla dikkat çekmiş olalım. Nam önce soru. Hel hada tayrun bu bir kuş mudur? Hel mı mi mu burada mu diye gelmiş. Hada bu şu manasında tayr ise kuş. Bu bir kuş mudur? Nam evet hada bu tayrun bir kuştur. Soru harflerini kullanarak örnek sorular ve cevaplar demiş. İşte sorular mı mi mu diye gelir. Soru harfleriyle sorulan sorulara cevap olarak evet. Yani naam. Naam evet demek. Veya hayır yani la sözcükleri kullanılır. Evet mi hayır mı diye soru gelirse öyle mi böyle mi iki şıklı soru. Evet diyeceksen naam. Hayır diyeceksen la'yı kullanırsın. Olumsuz cevaplar 9. bölümde gelecek. Şu an olumlu cevap işlenmekte. Ehada lughuzun. Bu bir bulmaca mıdır? Naam evet. Hada lughuzun. Bu bir bulmacadır. Evde kim var? Ve başka şeyler. Fil suresi 1. ayet-i kerimede e lem tara keyfe. E lem tara. Oradaki e lem taranın e'si nedir? Sorudur. Az önce geçen yani. Hemzemiz bizim. Mı mi mu e lem tara. Sen görmedin mi? Oradaki mi e'den kaynaklanıyor. Soru edatı. Tekviye suresi 26'yı okuyun diyor. Tekviye 26'da bakalım ne vardı? Fe eyne nereye tezhebune sizi gidiyorsunuz. Fe öyleyse bu durumda eyne nereye tezhebune siz gidiyorsunuz. Eyne kullanılmış. Bu ayetlerde geçen soru edatlarını fark ediniz. Ettik. Rahman suresinde eyyü soru isminin nasıl kullanıldığına dikkat edin. Ayet numarası vermemiş. Neden? Çünkü defalarca geçiyor. Fe bi eyyi alâi rabbikuma tukezziban. Artık sizler de bir ilahiyat öğrencisi olarak zaten dikkatinizi çekmiştir o ayet. Fe bi eyyi alâi rabbikuma tukezziban. Öyleyse durum bu iken bi eyyi hangisini alâi rabbikuma Rabbinizin hangi nimetlerini tukezziban yalanlıyorsunuz? Eyyi bi eyyi olarak kullanılmıştır. Nerede çalışıyorsun bölümü? Eyne nerede te'melu çalışıyorsun? Ente sen. Merhaben merhaba. Ene salihun ben salih. Ene ben üstazun ben bir öğretmenim. Hocayım nerede? Fi hadihil camiati şu üniversitede. Hadihi el camiati müennese müennes bunlara dikkatinizi çekmeli. Ve üderrisu ve ben ders veriyorum fi hadihil qa'ati şu salonda ders veriyorum ve ha ula'i şunlar da var ya onlar nedir? Tullabi benim öğrencilerimdir. Ha ula'i ismi işaret idi, cemi idi, müennese müzekker ortak olarak kullanılmakta idi. Ha ula'i. Değil mi? Her halükarda ha ula'i este ile kullanılır. Merhaben, merhaba, ene ben de muna, ben de munayım. Ene ben mühendisetun, ben bir mühendisim. Fi hadel mesna'i, şu fabrikada. Hada el mesna'i, hadihi el camiati. Mühennese mühennes, müzekere müzekker. Bunlara dikkatinizi yine çekmeli. Ha ula'i, şunlar da el ummalu, işçilerdir. Ya'melune, çalışıyorlar. Ma'i, benimle beraber.
Hel ya'melu çalışıyor mu salihun salih fil müsteşfa hastanede. Salih hastanede mi çalışıyor? La hayır. Ve o salih ya'melu çalışıyor fi tilkel camiati. Şu üniversitede. Tilke kullanmış. Tilke uzak mesafe içinde değil mi? Tilke müfretti. Tilke müennesti. El camia. Eyne nerede yüderrisu? Ders veriyor salihun salih. Derrese yüderrisu fiil salihun onun faili. Hive o salih adlı kişi yüderrisu ders veriyor fi tilkel ca fi tilkel ka'eti. Şu salonda ders veriyor. Buraya dikkat etmeniz gerekir. Fi tilkel ka'a te değil ka'eti. Neden ti dedim? Bir düşünün. Fi tilkel ka'eti. Neden acaba? Fi harfi cer tilkeye ne yapmıştır? Cer etmiştir. Ama tilke mebnidir. Öyleyse mahallen mecrurdur. El ka'etunun müşarun ileyhidir. Müşarun ileyh ismi şartın irabını almak zorunda. Tilke mecrur idi. Öyleyse el ka'eden mecrur olacak. El ka'e cer alametini ver bakalım. Nedir? Esredir. Çünkü müfrettir bu kelime. Müfretlerin cer alameti esre olmaktadır. Buna dikkat edin arkadaşlar. Men ulaike. Şunlar da kim? Ulaike. Onlar dullabuhu'un öğrencileridir. Eyne. Ben sardıralım. Eyne te'meli muna. Muna nerede çalışıyor? Hiye o. Muna adlı kişi. Bakın hüve demedi. Hiye dedi. Çünkü muna bir bayan ismi. Hiye o bayan. O muna adlı şahıs. Te'melu çalışıyor. Fi velkel mesne'i. Az önceki şey geçerli yine. Şu fabrikada çalışıyor. Neyi geçerli? Şurası. Fi tilkel ka'eti. Fi velkel mesne'i. Buna dikkat edelim. Müşarun ilehtir. İsim işaretin irabını alacaktır. İsim işareti madem ki mecrur, el mesnaen de mecrur olmalıdır. Ha, velike mebni olduğu için, isim işareti mebni olduğu için cer alametini göremiyorsun. Kendisinden mebnidir. Mahallen mecrur diyorsun. Ama mecrur. Ama el mesnaen mebni değil. Öyleyse kendisinde cer alametini görmeliyiz. Hel ulaikel ummalu hel mimimu ulaiki şunlar el ummalu işçiler yemelune çalışıyorlar ma'muna ma' beraber muna ile şu işçiler muna ile mi çalışıyorlar? Naam evet ulaikel ummalu o işçiler yemelune çalışıyorlar ma'ha onunla beraber yani ma'muna muna ile beraber ha muna demek zaten ha o demektir ondan maksat Ali Veli değil ama değil mi munadan bahsediyor. Bir okuma parçası geldi. Kıraetun okuma. Hadihi aileti. Hadihi şu nedir? Aileti benim ailemdir. Hadihi hada dememiş. Çünkü ailetun mühennestir. Bu yüzden hadihi de mühennes olarak kullanılmış. Sonunda mütekellim yazısı var. Benim ailem manasına gelir. Bu ailemdir. Hada bu nedir? Beytuna bizim evimizdir. Hada müpteda beytuna haber olur. Bunlar da belirtmeden geçmeyelim. Ve hadi şu da hadikatuna bizim bahçemizdir. Hadi müpteda hadika haber olur. Hada hadihi kullanmış. Buna dikkat edin. Hada beytun müzekker çünkü hada da müzekker. Hadihi müennes hadikatun da müennes. Beyt te ile bitmiş ama bu te kelimenin aslında müenneslik alameti olarak gelmedi. Hadikatun kelimesinde te ise müenneslik alameti olarak gelmiştir. Çünkü beyt kelimesine tesirlersen geriye bey kalır. Bey diye kelime yoktur. Mühendislik alameti olarak gelmemiştir. Kelimenin orijinal harfidir. Hadiga ise kendisindeki te onun mühendis olduğunu göstergesidir. Bu yüzden hadihi mühendis olarak gelmiş. Fi hadigatina bizim hadigamızda yani bahçemizde vardır. Ne vardır? Eşicarun ağaçlar vardır. Fi harfi cer hadiga onun mecruru. Car mecrur. Birlikte ne olur? Şibih cümle olup haberdir. Müptedamız ise eşcardır. Şecerun, şeceran, eşcar nedir? Cem-i mükesser gayri akıldır. Müptedadır, nekredir. Haber ise şibih cümledir. Öyleyse haberin öne geçmesi zorunludur, vaciptir. Demek ki buradaki haber fi hadigatina, müpteda ise eşcardır. Ve daha ne vardır? Ezhar. Ezhar müpteda veya haber olmaz arkadaşlar. Atfedilmiş kelimedir. Çünkü ne de nitekim arada vav vardır. Ezhar zehir kelimesinin, zehir ama Türkçedeki zehir değil yani zehra müfrettir.
çiçek manasında, ezhar ise çiçekler manasına geliyor. Bizim bahçemizde ağaçlar ve çiçekler vardır. Ezhar cemim keser gayri akıl. Neskunu biz oturuyoruz fi hadel beyti şu evde. Munzu zevacina. Ne zamandan beri? Evlendiğimizden beri. Zevac evlilik demek. Zevacina evlendiğimizden beri. Munzu bir harfi cerdir. Munzu zevaci. Görüyorsunuz cer etmiştir. Cimde bitiyor kelime. Zevaci. Na ise bir zamirdir, bitişmiştir. Burada dikkat çekecek başka bir yer daha var. O da nedir? Fihadel beyti. Yukarıda iki defa değinmiştim değil mi? Tilkel mesna geçmişti galiba. Yukarıda hatırlarsınız. Göstereyim ya da emin olalım. Fihadel beytideyiz arkadaşlar. Unutursam bana hatırlatırsınız. Bir yukarı çıkalım. Evet. Fihadel mesna'i. Bu. Ve da bir tane daha vardı. Fi tilkel ka'ati. Bu. Fi dalikel mesna'i. Fi tilkel ka'ati. Bu ikisini unutmayın. Onlar artı fi hadel beyti. Üç aynı şeydir. Üçünde aynı kural cereyan etmiştir. Şimdi fi harfi cer hada onun mecruru. Ama aynı zamanda bu ismi işaret. İsmi işaretler mebnidir. Yani celalametini kendisinde göremezsin. Mebni olduğu için mahallen mecrur. 3 için geçerli bu. Ardlarından gelen kelimeler eliflamlı yani müşavir ileyhtir. Üçü de. Müşavir ileyh nedir? İsim işaretine irab yönünden de sıfat irab yönünden nedir? Dahildir. İrabı bu isim işaretlerin madem ki mecrurdur. Öyleyse müşavir ileyhlerinde mecrur olması gerekir. Elbeyti bu yüzden oluyor. Yani müşavir ileyhin ismi işaret ile aynı irabı taşıması gerektiğini bilmeniz zorunlu. Bunu bilgi olarak da sorabilir. Mesela der ki müşterinin ileyh ile alakalı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Böyle bilgi sorusu da gelebilir. Yani fi hada nokta nokta işte aşağıdaki şıklardan hangisinde el beytin harekesi doğru verilmiştir? El beyti tu te diye verilir. Ne yapman gerekir? El beyti şeklinde olanı işaretleyeceksin. Nitekim hada burada isim işareti mecrurdur. Müşterinin ileyhinin de mecrur olması gerektiği bilgisine dayalı olarak elbeyti'yi seçmen gerekir. Mönzü harfi cer zaten zevaci kelimesini cer etmiştir. Hâdâ bu zevci benim eşim Ahmedu Ahmet'tir. Hâdâ müteda zevci ise haber olur. Ondan bedel yani Ahmet'tir diyor. Ahmedu. Hıza o üstazın öğretmendir. Hıza müteda üstaz ise haber olur. Fil camiati üniversitede öğretmendir. Ve haulay şunlar da etfali çocuklarımdır. Haulay şunlar neyedir? Etfali çocuklarımdır. Haulay mübteda etfali haber olur. Diflan diflan etfal. Etfal. Cim kesler gayri akıldır. Hadihi şu ise binti kız çocuğum Meryem'u Meryem'dir. Hadi mübteda binti haber olur. Hiye o Meryem adlı kızım Tilmizetun bir öğrencidir. Fil medreseti okulda. Ve hadani şu ikisi de İbrahim'u ve İsmail'u. İbrahim ve İsmail'dir. Onları işaret ediyor, gösteriyor, tanıtıyor. Huma o ikisi de nedir? Tilmizani. Öğrencidirler. Fil medreseti okulda. Eyzan aynı şekilde yani Meryem gibi onlar da öğretmen, onlar da öğrencidirler. Huma o ikisi nedir? Tilmizan öğrencidirler. Huma mübteda. Tilmizani haber yani bir isim cümlesi. Bir harfi cer el medreseti onun mecruru. Ulaike şunlar da estikauhum onların arkadaşlarıdır. Ulaike kullandı. Ulaike işte onlar, şunlar, bunlar ismi işaretin cemisi. Müzekkerede, müennesinde kullanmıyordu. Müşterek idi. Müptedadır burada. Estikau onun haberidir. Sadikun estika. Cemi mükesserdir arkadaşlar. Ulaike boşa cemi kullanılmadı. Estika da cemi çünkü. Sadik müfet estika cemi mükesser akıldır bir defa. Gayri akıl değildir. Çünkü arkadaşlar zeka sahiptir. Etfali çocuklarım yel'abuna oynarlar huna burada ma'a istiqaihim arkadaşlarıyla beraber huna kullanıldı görüyorsunuz. Huna da bir isim işaret olarak mekan bildiren isim işaret olarak az önce geçmişti. Ve nahnu biz neclisu oturuyoruz ma'al cirani komşularla beraber tahte hateyni şecerateyni
Tahta altında denir. Zarftır daha önceki ünitelerde geçmişti. Hateyni, hatani, hateyni tesniye ismi işaret. Şecerateyni. Bu da tesniye ismi işaret. Pardon, tesniye ismi işaret diyorum. Tesniye bir kelime, muşarun ileyhtir. Dolayısıyla hateyninin irabını alması gerekir. Tahte zarf artı muzaftır. Hateyni tesniyenin cer halindedir öyleyse. Değil mi? Buradaki ya cer alameti olarak geldi. Hateyni buradaki ya nasb alameti değil yani. İsmi işaretin tesniyesi olduğu için nedir? Murep'tir. Murep mebninin zıttı zaten. İsmi işaretin tesniyeleri mebni değil. Tahte zarftır. Hateyni onun mecruru oluyor. Onun cer edilmiş kelimesidir. Cer alameti olarak ya vermişizdir kendisine. Çünkü tesniyenin irabına bakarsan, hatırlarsan önceki ünitelerden cer alameti ya'dır. Ya'yı aldı tamam. Eşşecerateyn eliflamlı bir kelime yani müşarun ileyhtir. Yani ismi işaret ile aynı irab alması gerekir. İsmi işaret madem ki mecrur, eşşecerateyn'e bu da mecrur olacak. Cer alameti olarak ya'yı almış. Fil mesai, akşamleyin. Yani akşamleyin bu olay gerçekleşiyor. Dalike bu ebi babamdır. Dalike mübteda ebi haber. Ve o mütekaidun. Emeklidir. Min vazifetihi. Vazifesinden, görevinden emeklidir. Fi diyaneti. Diyanetteki vazifesinden emeklidir. Ve mübteda mütekaidun onun haberidir. Ve mütekaidun. Ve o mütekaidun emeklidir. Min vazifetihi. Kendi görevinden. Neredeki görev? Fi diyaneti. Diyanetteki. Yezra'u. Zera'e. Yezra'u. Hangi bab oldu? Üçüncü bak değil mi? Fe'ale yef'alu muzarifidir. Yezra'u eker, ziraat yapar. Hüve o. Yani kimden bahsediyorsa babasından bahsediyordu. Peki ne ekiyormuş? El huzravati. Huzravat ekiyor. Yani sebzeler. Vel ezhara ve çiçekler. Huzravat da cemi, el ezhar da cemidir. El ane şu anda. Bunları ekiyor. Nerede ekiyor peki? Fi hadigatina. Bizim bahçemizde bunları ekmektedir. Ve tilke, şu da ümmi, benim annemdir. Tilke diyor, görüyorsunuz. Kullanılan ismi işaretlere dikkat edelim. Zalike ebi, tilke ümmi. Yani parçaya mana verip geçmekten öte burada kullanılan kelimelere ve ne için kullanılmış, konumuz özellikle ismi işaret, hangi ismi işareti, nasıl uyum içerisinde, bunlara dikkat etmek gerekir. Mesela zalike demiyor, tilke diyor. Neden acaba? Tilke. Şu da ümmi, annemdir. Ümmün anne ama annem oluyor değil mi? Burada ya harfi var. Benim annem. Hiye o. Bakın zamir ünitesini tekrar edin. Hiye demiş mesela. Hüve dememiş. Yukarıda hüve demişti erkekten bahsettiği için. Şimdi bir kadından bahsettiği için hiye diyor. Hiye o. Yani annem. El ane. Şu anda tedbuhu. Tedbuhu pişiriyor. Lena. Bizim için. Ne pişiriyor? Eddaame. Yemek pişiriyor. Nerede pişiriyor? Fil medbehi, mutfakta. Fi harfi cerri, de'da, içinde. Zaman ve mekan için kullanılan bir harfi cer idi. El medbehi, onun mecruru. Ve indehe, ve onun yanında vardır. İnde zarftır. Yanında demektir. Ha o. Hu değil de ha kullanmış. Bunu ilk 5 ünitede işlemiştik yine. Zamiri hu değil de ha neden kullanıyor? Çünkü bir kadından bahsediyor. İndeha onun yanında, o kadının yani annemin yanında vardır. Kim var? Haleti, haleti varmış. Haleti kim? Teyzesi yani. Haleti, teyzem vardır. Teyzemden maksat da eminetun. Emine yani. Emine teyzem var annemin yanında. Ve tegsilu ve yıkıyor. Kim? Hiye, o yani teyzesi yıkıyor. Hiye, o kadın teyzesi yıkıyor. Hiye burada faildir. Peki neleri yıkıyor? El evani. Evanileri yıkıyor. Evani bulaşık demek. Bulaşıkları yıkıyor. Hunake burada. Ba'de sa'atin bir saat sonra yahzuru hazara yahzuru gelir. El evladu çocuklar minel hadigati bahçeden. Ve ne'kulu ve biz yeriz. Ekele ye'kulu. Ekele ye'kulu. Ne'kulu kalıbıdır. Sahihin mehmus kısmı değil mi? Hemze içeriyor. Muzari fiildir. Ne'kulu biz yeriz. Nahnu gizli zamir fail burada. Ne yeriz? El gada'e. Gada yeriz. Yani öğle yemeği.
Ma'an birlikte. Fil beyt evde. Hâzihi bu da nedir? Aileti benim ailemdir. Ve hiye o sa'idetun. Hiye o yani ailem nedir? Sa'idetun mutludur. Bu benim ailemdir. Mutlu bir ailedir. Hiye mübteda sa'idetun onun haberi olmaktadır. İsim cümlesi yani. Öğrendiğiniz işaret sıfatlarını kullanarak defterinize en az 10 tane cümle yazın demiş. Birkaç soru çalışması yapın demiş. Alıştırmalara gelmiş olduk. El-tedribat. Alıştırmalar. Aşağıdaki boşlukları parantez içerisindeki işaret sıfatlarıyla doldurun demiş. Mesela et-tifletu. Değil mi? Burada yanlış yazılmış bir defa. Et-tifletun yazamazsın. T'de tek ötürü olacak. Teminli yazılması hatadır. Çünkü eliflamlı bir kelime bu. El-tifletu olacak bu arkadaşlar. Yanlış yazılmıştır. Öncelikle onu söyleyerek başlayalım. Şimdi buradaki soru tarzı önemlidir. Varsayalım ki sınavda çıktı. Evvela buraya getireceğimiz kelime ile cümle başında yer alan yani ilk kelime ile noktalı yere getireceğin kelime uyum içerisinde olması gerekir. Yani her ikisi birden müfret, her ikisi birden tesniye, her ikisi birden cemi olmalı veya aynı anda müzekker, aynı anda müennes olmalılar. Ama unutmayalım, gayri akıl cemi müfret müennes hükmündedir. Yani buraya gayri akıl bir kelime gelmiş olsa müfret müennes hükmünde bir kelime gelebilirdi. Böyle bir durumda vardı. Peki bununla birlikte el diflitu nedir? Evvela müfrettir. Tesniye değil yani. Başka cemi de değil. Başka ne diyebilirsin bununla alakalı? Merfudur. Değil mi? Zammeyi almış. Başka müennestir. Öylesi bana müfret, müennes ve merfu bir ismi işaret bul. Hâdâne tesniyedir. Hâdâ müzekkerdir. Hâdihi olacak. Bitti. Hâdihi buraya yaz. İşlem tamam. Neden hâzihi? Az önce gerekçesini anlattım. Şimdi muallimani'nin yanına ne getirirsin? Muallimani özelliği ne ki? Muallimani evvela müzekkerdir. Çünkü elifin sağında t yok. Muallimani tesniyedir. Elif onunla yazılmış. Muallimani merfudur. Çünkü elifle yazılmış. Ya ile yazılmamış. Demek ki müzekkerdir, tesniyedir, merfudur. Heh, bu özelliklere taşıyan bir ismi işaret göster. Hadan. Buraya yazılır. 3. Et-tabibetan. Et-tabibetan tesniyedir değil mi? Elif numara yazılmış. Elif yazılmış olması aynı zamanda onun merfu olduğunu gösterir. Elif'in sağında T olması onun müennes olmasını gösterir. Öyleyse tesniye, merfu, müennes bir ismi işaret arıyorum. O da nedir? Hatanidir. Et-tullâbu cemî mükesser akıldır. Yani cemidir. Öyleyse cemî lazım. Ne olurdu? Ha-ulâ-i olur. El-kitâbu. El-kitâb nedir? Müzekkerdir, müfrettir. Müzekker ve müfret olan ne var? Hâdâ var. Onu da buraya yazarsın. İşlem tamamlanmış olur. Et-tifletu kız çocuk, cemîletu güzeldir. Küçük kız çocuğu güzeldir. Muallimân iki tane öğretmen. Fi medreset öğretmen de İki tane öğretmen okuldadır. Başlarına bu, şu manasına gelen isim işaret eklenecek zaten. Mesela şu iki tabibetane, iki tane tabip, iki tane doktor, bayan doktor, fil müsteşfa hastanedir, hastanededir. Ha ulai ettullabu, şu öğrenciler var ya, fil sahfi sınıftadır. Ha der kitabu, şu kitapta cedidun, iyidir, yenidir. Müptedanın başına uzak için kullanılan işaret sıfatı getirerek yeniden yaz. Müptedanın başına derken müpteda hangisi diye bir karmaşa yaşamamak lazım. Müpteda buradaki ilk kelimeler arkadaşlar. Başlarına ismi işaret getireceksin ama getireceğin ismi işaret ne için olacakmış? Uzak için. Bu defa şık vermemiş. Sen yakın için olanları, uzak için olanları, müfret, esniye, cemil, müzekker, mühendis, merfu, mensub, mecrur, mebni, muğreb, her şekliyle onları ezberledin zaten. Manalarını da biliyorsun. Uzak için hangileriydi düşünüyorsun. Uzak için olanları ona göre yazman gerekecek şimdi. Burada ne vardı? Tilke ile zelike var. Şimdi tilke mühendis, zelike müzekker için kullanılıyordu. Bunun elif, la, mim, zelikel kitabı oradan aklımızda bulundurabiliriz. Dalike el kitabu. Kitap müzekker. Öyleyse dalike demek ki
müzekker için kullanılmaktadır şeklinde hatırlarsın. Öyleyse tilke mühendis için kullanılır. Öyleyse tilkel fetatu cemilütün diyeceksin. Yani şunun başına tilke yaz. Bitti. El bina'u kebirun. Baştan yazacaksın. Dalike. 3'e de dalike. 4'e de dalike. 5'e tilke yazacaksın. Çünkü el kutubu nedir arkadaşlar? Müzekkerdir. Hocam niye tilke yazdın diyebilirsiniz. Kütüp cemi mükesser gayri akıldır. Dolayısıyla ne olacaktır? Müfret müennes hükmündedir. Eşittir. Müfret müennes bir ismi işaret getirilir. O da tilke olur. Tilkel fetatu cemilatun. Şu kız çocuk güzeldir. Zalikel bina'u kebirun. Şu bina büyüktür. Zalikel talibu müctehidun. Şu talip öğrenci nedir? Müctehidun. Çalışkandır. Zalikel beytu. Şu ev vasiun. Geniştir. Tilkel kutubu. Şu kitaplar kesiratun. Çoktur. Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki sözcüğe uygun işaret sıfatlarıyla yakın için kullanılan tamamlayınız ve soruları cevaplayınız. Bu tür uzun sorular okurken zorlanıyorum. Evet. Şimdi bir de ma var, iki de men, ma ma, nerede men men yer almakta. Noktalar var, şecer var, ummal var, ileride yine şecerler var. Uyumlu bir şekilde yazmamız istenmiş. Ma nedir? Hadihi şeceratun. Ma hadihi? Şu nedir? Soruyu nasıl soruyoruz? Ma hadihi, şu nedir? Şuraya sadece hadihi yazdım. Neden hadihi yazdım da hala yazmadım? Çünkü şecaret kelimesinde kapalı te müennesik alameti var. Ma hadihi, ma hadihi, bu nedir? Ne diyeceksin? Hadihi şecaratun. Yani parantez arasında verilmiş, demek istiyor ki cevap da bu kelimeyi kullan, soruyu da bu kelimeye göre sor diyor. Şimdi ummal gelmiş. Ummal amil kelimesinin cemi mükesser. Amilun, amilan, ummalun. Cemi mükesser ve akıldır. Buna uygun olarak sorulması gerekir. İşçiler manasına gelir. Men kimdir haulai? Şunlar da kim? Ne diyeceksin? Haulai şunlar ummalun, işçilerdir. Şimdi kıtar için bir soru. Hada diyeceksin. Ma hada. Bu da neyinizdir? Hada kıtar mı? Bir kıtardır. Trendir yani. Peki suratun. Suratun müennes bir kelime. Öyleyse ma hadihi. Şu da nedir? Hadihi suratun. Bir resimdir. Müderris müzekker. Öyleyse men haza. Şu da kim? Haza müderris. Bu bir öğretmendir. Erkek öğretmen. Müderrisetun deseydi o zaman men hazihi diyecektim. Cevabı uygun soru edatlarıyla doldur demiş. Raca'tu minel medreseti. Raca'tu niye tu dedin hocam? Belki t'dir, olabilir. Belki t'dir, o da olabilir. Belki raca'et hiye fail, o da olabilir. Her şey olabilir yani. Peki uygun soru edatı ne olmalı? Kable saatin diyor. Kable saatin, kable ne demek? Önce demek. Kable saatin bir saat önce diye cevap vermiş. Şimdi düşün. Bir soru ki bir saat önce diye cevap verilmiş. O neye, hangi soruya binaen öyle bir cevap verilmiş olmalı? Mesela saat kaçta döndün? Bir saat önce. Mada nedir? Men kim? Kim döndü? Mesela desin ki men raca'at minel müderriseti, minel medreseti pardon. Okuldan kim döndü? Kabre saati, bir saat önce diye cevap verilir mi? Verilmez. Şöyle olabilir mi? Meta zaman manası olunca meta seçiliyordu yukarıdan, hatırlayın arkadaşlar. Meta ne zaman raca'te, sen döndün minel medreseti okuldan. Kable saatin, bir saat önce döndüm. Meta ile, çünkü zaman içeriyor. Kable saatin, bu da zaman içeren bir cevap. Öyleyse soruda da zaman içeren bir kelimeyi kullanacaksın. 2. Vehebe gitti ile tabibi doktora. Kim gitti? Aliyun, Ali gitti. Öyleyse men. Men kim zehebe gitti ile tabibi doktora? Men'i kullanıyoruz burada. Kim gitti? Aliyun, Ali zehebe gitti. Hüve, o Ali gitti. İle tabibi doktora gitti. Ketebe yektubu yazıyor. Et talibi öğrenci. Yektubu talibu et derse. Öğrenci dersi yazıyor. Öyleyse öğrenci ne yazıyor? Neyi yazıyor diye sorulmalı.
Mada ne yektubu yazıyor et talibi öğrenci. Öğrenci ne yazıyor? Ders yazıyormuş. 4. Tezhebine ilel beyti. Tezhebine müsned müennes muhatabı olarak düşünebilirsin. Sen gidiyorsun ilel beyti eve. Evhebu ben gidiyorum ilel beyti eve bil hafileti otobüste. Öyleyse neyle gidiyorsun diye sormuş olmalıdır. Veya nasıl gidiyorsun değil mi? Yukarıda parçada ekdam geçmişti. Yürüyerek geçmişti. Keyfe. Keyfe nasıl tedhebine sen gidiyorsun el beyti eve? Bil hafileti otobüste gidiyorum. 5. Yevmen bir gün. Ta'miru çalışıyor. Ente sen çalışıyorsun. Fil usbu'i haftada. A'miru yevmini fil usbu'i. Diyor ki haftada kaç gün çalışıyorsun? A'miru ben çalışıyorum. Yevmeyin iki gün fil usbu'i haftada. Öyleyse soru kaç manasında bir soru olmalı. Yani kem olacak. Kem kaç yevmen? Kaç gün ta'melu ente? Sen çalışıyorsun. Firus bu'i. Bir haftada kaç gün çalışıyorsun? A'melu ene. Ben çalışıyorum. Yevmeyni. Yevmun. Yevmani. Yevmeyni. Tesniyle nasb hali görüyorsunuz. Ya olmuş. Firus bu'i. Haftada iki gün çalışıyorum. Çok az çalışıyormuş. 6. El kitabu el ane. Kitap şimdi. Kitap nerede diyor değil mi? Bakın çünkü kitap masanın sıranın üzerinde diye cevap verdiğine göre kitap nerede diye sorulmuş olması lazım. Nerede? Eyne? Nerede? El kitabu kitap el ane şu anda. El kitabu cevap ale tavilete sıranın üzerindedir. Hadi seyyaratu leke. Şu araba sana mı ait diyor. Nam evet. Hadi seyyaratu li. Bu araba bana aittir. Demek ki mı mi mu hel olabilir. Hemze de olur yani fark etmez. İkisini de yazsan yani herhangi birisi olur fark etmez. Hemze yazsan yanlış denilmez. Hel yazsan yanlış denilmez. Mesela hel hadihi seyyaratu leke. Şu araba sana mı ait? Nam evet. Hadihi seyyaratu li. O bana ait bir arabadır. Dersin tedrusine. Bakın dersin cer olmuş. Cer edecek bir şey lazım. Ne olur o? Eyye dersin. Hangi derse tedrusine. Sen çalışıyorsun. Bir beyana hitaben sorulmuş. Müfettin Önes muhataba kalıbı burası. Edrusu el arabiyete. Ben Arapça çalışıyorum. Edrusu fiil muzaridir. Edrusu ene kalıbı. Ben çalışıyorum. Ene gizli zamir faildir. El arabiyete meful bihtir. Burası bir fiil cümlesi olur. Demek ki eyye dersin şeklinde olur. 9. Hüve mühendisün. O mühendistir. Öyleyse o mühendis midir? Yani yine İster hemze, ister heli. İkisinden birini az önce yazdın. Şimdi hangisi kaldıysa onu yazacaksın buraya da. O mühendis midir? Naam, evet, o mühendis. O bir mühendistir. Naam diye sordu ya zaten. Pardon, cevap da naamla başlamış ya. Naamla başladıysa hemze veya heli kullanacaksın. 10. Ehazte hadel kitabe. Sen kitabı aldın mı diyecek galiba. Kimden aldın diyormuş burada. Evet. Çünkü Mustafa'dan aldın diyecek. Öylesi ne olacak? Mimmen. Min artı men. İldi hatırlayın. Mimmen. Kimden ehazte sen aldın hadel kitabe şu kitabı. Ehaztu ben aldım hadel kitabe şu kitabı. Min Mustafa. Mustafa'dan aldım. Diye cevap verdi. Aşağıdaki sorulara anlamlı cevaplar verin diyor. Hel hadihi şeceratun? Şu bir ağaç mıdır? Nam evet. Hadihi şeceratun. Meta tercüme ilel beyti. Meta ne zaman tercüme dönersin? Ente sen ilel beyti eve. Ercüme ben dönerim. Kable saatin. Bir saat sonra dönerim. Bir saatten önce ba'de saatin. Bir saat sonra dönerim. Tabi bunlar benim doğaçlama verdiğim cevaplar. Yani kitapta farklı cevaplar olabilir. Keyfe nasıl tahvuru ente sen gidersin ile camiat üniversiteye. Ehvuru ben gidiyorum bil hafileti otobüste. Men kim yedbuhu pişiriyor etta'ame yemeği fil beyti evde. Edbuhu ben pişiriyorum etta'ame yemeği fil beyti evde. Eyni nerede teskunu ente sen oturuyorsun el ane şu anda nerede oturuyorsun? Teskunu diye sorulmuş sana sorulmuş öyleyse eskunu ben oturuyorum fi İzmir İzmir'de oturuyorum. Tabi bu bilgi gerçek değil. Madane faalte sen yaptın kable yevmeyin iki gün önce.
Faal to, ben yaptım, ne yaptım bilmiyorum artık. Veya kitapta olduğu gibi Dehep to, evet, sinema, sinemaya gittim denilebilir. Aşağıdaki cümleleri Arapçaya çeviriniz. Bu bizim evimizdir. Hada beytuna. Bu bizim evimizdir. Şu bir köpektir. Hada kelbun. Olabilir yani. Ev burada. Okul oradadır. Gibi şeyler var. Cevap anahtarından bakalım. Hada beytuna. Hada mübteda beytuna haber olur. Dalike mübteda kelbun haber olur. Bu anaları yazıyor zaten. El beytu huna, ev buradadır. Vel medresetu hunake, okul da şuradadır. Ulaike, işte onlar, yeclisun, otururlar, fil hadigati, bahçede. Ulaike kullanmış değil mi? Cemil. Hadani dabibane, şu ikisi doktordur. Hatani dabibetani, şu ikisi de doktordur. Burası müzekker, şurası müennes için. Müpteda haber, müpteda haber. Haulâ'yı, şunlar, ketebu, yazdılar, ileyna, bize, risaleten, bir mektup. Haulâ'yı, şunlar, ketebne, yazdılar, ileyna, bize, risaleten, bir mektup. Ne fark var? Ketebu, ketebne farkları var. Ketebu, o erkekler, vav fail burada, o erkekler yazdılar. Yazanlar erkekler. Ketebne, o kadınlar yazdılar, yazanlar kadınlar. Haulay erkekler için de kullanılıyor, kadınlar için de kullanılmış oluyor. Bunu tekrar etmiş oldu kitap. Tilkel ezharu raiatun. Şu çiçekler raia, yani harikadır diyor. Tilke dedi, bakın velki demedi. Neden acaba? Bu da soru olarak kalsın. Hadihis seyyaratu, şu otomobil emamel beyti, evin önündedir. Hatani dabi, hatani dalibetani. Bu ikisi kız öğrencidir. Zehebtu ila hateyni el binteyni. İla harfi cer olduğu için ismi işaretin tesnili halini ne yapmıştır? Cer etmiştir. Bakın hatani değil bu defa. Yukarıda hatani, aşağıda hateyni oldu. Çünkü başında harfi cer var. Cer haline yazılması gerekir. Cer alameti de yağdır. El binteyni, el bintani, el binteyni. Görüyorsunuz bu da tesniye. Bu da cer halinde yazılmış. Yani bundan önce yağ ile yazılmış. Neden? Çünkü ismi işarete müşarun ileyh, irab yönünden olması gerekir. Sadece irab değil tabi de şu an için irabtan bahsetmiş olduk. Geçelim başka soruya. Başka soru var mı ki? Şöyle birlikte vermişler bunları. Yakın için, uzak için. Bu tabloyu annem böyle ezberleyin. Hâdâ hâdâni hâdeyni hâulâi. Hâdî hâtâni hâteyni hâulâi. Böyle ezber bilmemiz şart. Hangisi müzekker için, hangisi müennes için, hangisi müfret, hangisi tesniye, hangisi cemi? Şunlar raf hali. Bunlar nasb-ı cer hali. Yani yağ almış bundan önce. Bunları unutmayalım. Uzak için kullanılan zalike, ulaike, tilke, ulaike. Fark ne? Biri müzekker, biri müennes için kullanılıyor. Farklı bir şey. Sorular var. Arapçadaki sözcüklerden hangisi bir işaret sıfatı değildir? Aşağıdakilerden hangisi değildir? Entunne değildir. Entunne zamirdir. C şıkkı. 6. Bir işi yapanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsak hangi soru edatını kullanmamız gerekir? Men kim demektir zaten. 2. Hadise yahu seriyatun. Şu otomobil hızlıdır. Bu bir arabadır. Bu araba hızlıdır. Bu hızlı bir arabadır. Bir sürü seçenek var. Bu araba hızlıdır. Hadi seyyaratu. Bu araba nedir? Seriatun, hızlıdır şeklinde cevap verdi. B şıkkı yani. 7. Bu iki köye sabah gittim cümlesinin Arapçası. Dehevtu, ben gittim ila hateynil gari, burada ne yazmışlar? Gariyeteyni. Evet, gariyeteyni. Dehevtu, ben gittim ila hateynil gariyeteyni. Şu iki köye. Ama sabah manasında bir kelimemiz yok. Nehetu ila hatani. İla üzerinden sonra hatani gelmez. Hateyni. Elif ne olması lazım? Ya'ya dönüşmesi lazım. Çünkü ila cerdir. Cer etmesi gerekir. Hatani tesni olduğu için tesninin irabını alacaktır. Tesninin cer alameti ya olduğundan bu yazım yanlıştır. C şıkkı. İla tilke demiş. El kura demiş. Ummul kura sanki. Yani yanlış. D şıkkı. Zehebtu ila hateyni el gareteyni fis sabahi sabahlihin. Sabah vaktinde
Şu iki köye gittim. D şıkkı. E olmaz mı? Dehebtu ila hateyni gariyeteyni fi zuhri. Öyle baktım ne diyor. Bu yüzden yanlış. 3. Hangisi söylenemez? Arapça karşılığı müşşarun ileyhtir. Söylenemez. Evet, bu yanlıştır yani. Bitti. Çünkü müşşarun ileyh başka bir şeydir. 4. Meta tedhebu ilel camiati. Meta ne zaman tedhebu gidiyorsun ente sen ilel camiati üniversiteye diye soru sorulsa cevabı nasıl verirsin? Edhebu ben gidiyorum ilel camiati ma'ebi. Kiminle beraber gidiyorsun? Sorulmadı ki şununla beraber diye cevap veriyorsun. Kiminle demedi. Evet, nasıl gidiyorsun? Keyfe de sormadı. Keyfe yok burada. Dolayısıyla otobüste gidiyorum diyemezsin. Meta ne zaman demiş? Fi sabahi. Evet, sabahleyin dersin. C şıkkı. Cevaba gitmek için son taraflara bakarak bulmaya denedim. Burada li diraset, yani niçin gidiyorsun dese D şıkkı olurdu. 8 atlamayalım. Men kim tedbuhu pişiriyor el gadae fil medbahi. Öğle yemeğini mutfakta yemeği kim pişiriyor diye sorulsa cevap ne olur? Tedbuhu el ummu, anne pişiriyor. Pişiren kim? Annedir. D şıkkı dolayısıyla. Ha, mesela desen ki ya tifletu, kız çocuk olamaz mı? Gramer olarak olabilir. Ama mantığa aykırıdır. Kız çocuk yerine, çünkü küçük çocuk demek ya tıfıl. Hani yetişkin kız çocuğu olsa olabilirdi. Ama küçük bir kız çocuğudur. Dolayısıyla küçük bir kız çocuğunun pişirmesi mantığa uyumlu değil. Yoksa gramer olarak ya tıfletu cevap olarak verebilirsin. Dokuz, işaret isimlerinden hangisi yakın için kullanılmaz? Haulâ'i var. Ha tane dâlike. Dâlike, evet. Cevap gelmiş oldu. Uzak içindir çünkü. 5. Et-tâlibâtu fil-hadîkati. Sorulan bir sorunun cevabı olmalıdır. Öğrenciler nerede diye sorulur mesela. Eyne nerede? Çünkü kız öğrenciler bahçededir diye sen bir cümle kurarsan nasıl bir soru soruldu ki bunlar bahçede diye cevap verdin sen. Yani neredeler diye sormuşlardı. O yüzden yerlerini bildirmiş olmalısın. 10. Hangisi farklıdır diyor. Farklı olan hangisi olur? Şöyle bir fark var. Hel ile hemzemiz harf idi, diğerleri isimdi. Bu bakımdan A şıkkı diğerlerinden farklıdır. Çünkü A şıkkı harftir. Eyne, men, meta, mada bunlar ise isimdir. Böyle bir aralarında fark mevcuttur. Cevaplar geliyor. Ve böylece bitmiş oldu arkadaşlar.